Merhaba arkadaşlar, ben Emre Yücelen. Bugün Ocak ayı ortası sorularıyla sizlerle birlikteyim. Neden Ocak ayı ortası soruları? Çünkü o kadar fazla soru sordunuz ki bana. Ay sonunu bekleyemedim. Ay sonu için herhalde 100'ü aşkın soru olacaktı ve 2-3 saatlik video çekmek zorunda kalacaktım. Ayın ortasına kadar, yani 15'ine kadar sorduğunuz, Ocak 15'e kadar sorduğunuz sorularla şimdi başlıyorum. Mehmet İnci'nin şöyle bir sorusu var. İyi günler hocam. Öncelikle kanalınızı çok faydalı buluyorum. Size sormak istediğim bir soru var. Şan derslerine başlıyorum. Çevremdekiler önerdi. Sesin güzel gelişir gibisinden. Sizce söylediğim şarkıya bir şeyler katar mı? Ders faydalı olur mu? Sevgili Mehmet, eğer çalıştığın eğitmen senin söylediğin tarzda söyleme becerisine sahipse sana epey fikir verebilir diyebilirim. Ama seninle çok alakasız tarzda bir eğitmense belki söylediğin şarkı türünü çok sevmeyeceği için sana çok faydası olmayabilir. Elbette temel anlamda, yani teknik anlamda, işte ağız açma, diyafram kullanma, şarkı içinde tiz notaları, pes notaları doğru şekilde verebilme anlamında sana faydalı olacaktır ama söylediğin türe etkisi olur mu? O soru işareti olarak kalacak. Etkisi de olabilir, olmayabilir de. Benim her zamanki tavsiyem, eğitmen seçimlerinizde mutlaka sizin tarzınıza yakın eğitmenlerle çalışın. Temel olarak da mutlaka konservatuar eğitimi görmüş kişiler olsun bu kişiler. Alaylı olarak yetişmiş kişileri çok fazla tavsiye etmiyorum aralarında başarılar olmasına rağmen. Efe Konukçu'nun şöyle bir sorusu var. Merhaba hocam, 18 yaşındayım. 8-13 yaşlarımda piyano ile ilgilendim. Şimdi ise 2 yıldır gitarla uğraşıyorum. Harika. 4 yıldır şarkı söylüyorum. Çok güzel, 18 yaşındasın, 14 yaşından beri piyano, şarkı söyleme, her şey var. Hiçbir ses eğitimi ve gitar içinde kursa gitmedim. Ancak şu an gitarla Beethoven'ın Moonlight Sonatını çalabilecek kadar geliştirdim kendimi. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu yıl kazanamasam da seneye kadar çalışsam yetenek sınavlarını kazanabilir miyim? Cevabı hemen içinde. Tabii ki kazanabilirsin, neden olmasın? Solfej ve dikte yapmayı nasıl geliştirebilirim? Kursa gitmen gerekiyor Efe'cim. Yani kendi başına dikteyi geliştirmen çok zor olabilir. Mutlaka onun bir metodolojisi var çünkü. Dikte yapmanın bir eğitimi var. Bu eğitimi almazsan çok zor olacak senin için. Pek de kolay bir şey değildir dikte. Yani çalışmak ister. Bu konuda biraz kötüyüm. Birkaç gün içinde flüt alacağım. Bunun solfejimi geliştireceğini düşünüyorum. İnternette bu konuda yardımcı videolar çok az. Müzik kulağım oldukça iyi. Üniversite olarak 9 Eylül müzik öğretmenliği istiyorum. Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler. Efe'cim, dediğim gibi kendini geliştirebilirsin. Fakat belli bir noktada konservatuar çalışmalarında, özellikle dikteyle ilgili alakalı çalışmalarda mutlaka eğitim alman gerekecek. 2 ses, 3 ses, 4 ses çalışmalarda eğitim alman gerekecek. Ki zaten sınav metodolojisini, sınav yapısını öğrenmen için bu konuda tecrübeli bir eğitmenin fikirlerini ve sana desteğini alırsan çok rahat edersin. Ha, böyle bir imkanın yoksa o zaman internetteki videoları izleyeceksin. Ama dikteyle ilgili olarak internette yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Mutlaka birebir eğitim gerekiyor bu konuda. Bu arada çok başarılısın. Çalışmalarına devam et, daha iyi olacak. Evet. Konukçu yeniden soruyor. Selamlar hocam. Üniversite yetenek sınavları için önerebileceğiniz şan parçaları nelerdir? Sesimi ortaya çıkaracak parçalar arıyorum. Şimdiden teşekkürler. Efe'cim, senin sesini tanımıyorum. Bu nedenle sana ilk etapta şu parça doğru olur diye seçmem çok doğru olmaz. Ama genel olarak anlatırsam, yani bir konservatuara hazırlanırken seçeceğiniz şan şarkılarında bir kere sesinizin genişliğine tamamen uygun olması lazım. İkincisi, sesinizin karakterini, kalitesini gösterebiliyor olması lazım. Üçüncüsü, okuyuşunuzda bu parçaları çok fazla keriz yapmadan temel, temiz ve nota yapısına uygun okumayı öğrenmeniz lazım. Bir de seçeceğiniz parçalar çok fazla yeni olmasın. Yani günümüz şarkıları olmasın. Bol bol klasik şarkıları seçmeye çalışın. Türk müziği okuyorsanız klasik Türk müziği şarkıları seçmeye çalışın. Türkü okuyorsanız daha eski, nasıl diyeyim size, günümüz şarkıları değil, daha eski türküleri seçmeniz lazım. Uzun hava seçiyorsanız da tabii ki aynı şekilde. Bunun haricinde daha popüler şarkılar seviyorsanız da biraz klasiğe ve okuması beceri isteyen şarkıları yönelmenizi tavsiye ederim. Ama hani şarkı seçimi konusunda herkesin ses yapısı farklı olduğu için herkese aynı şeyi önermemiz mümkün değil. Herkesin farklı çünkü. Görkem Altın Kaynak şöyle bir soru soruyor. Abi, şu videoyu izlemek beni o kadar rahatlattı ki anlatamam. Orta düzeyde gitar çalıyorum ama hiç söyleyemiyordum.
Dün gitarı kıracaktım. Herkes alıyor, alay ediyordu. Şu saatten sonra dediklerinin hepsini yapacağım, sağ olasın abi. Evet, Görkencim, her şeyin bir yapısı var. Konusu var, yapılabilecek şekli var. Yani kendinize küsüp, aman olmuyor deyip mutsuzlaşmanın bir anlamı yok. Bu işte yapabileceğiniz yolları aramanız, yani bir su gibi, belki birazcık da böyle uzak doğu felsefesi gibi, su gibi o taşları aralarından geçerek, kırmayıp yanlarından geçerek yolunuzu bulmanız lazım. Ümitsizliğe düşmeyin, keyif alın bu işten. Bu iş keyif için var. Veli Akın şöyle bir sorusu var. Hocam ben yeni yeni merak sarıyorum. Tiz seslerimi hiç sevmezdim ama şan dersi almaya kalkıştım ve kurumu yeterli bulmadım. Bana sürekli tiz ses aralığında çok geniş rahatlıkla si'den çıkarsın gibi şeyler söylediler ama yardımcı olan pek olmadı. Sizden bu konu hakkında yardım ve görüşlerinizi istiyorum. Şimdi Velicim, bir eğitimde eğitmen senin tiz sesleri çıkabileceğini fark etmiş olabilir. Fakat bu tiz sesler veya pes sesler, hangi ses diyorsanız deyin, bir kere sizin bugüne kadar getirdiğiniz becerilerle alakalıdır. Yani sesiniz tiz olabilir ama kullanmayı beceremiyor olabilirsiniz. Yani geçmişinizde böyle bir kullanım şekliniz olmamıştır. Hiç tiz ses kullanmamışsınızdır. O nedenle kullanamıyorsunuzdur. Biz eğitimlerimizi yaparken bu tür sesleri zamanla size öğretmeye çalışırız. Yani bir si notasına çıkmak için önce yavaş yavaş sizi re'den, re diyezden, mi'den her hafta yarım ses katarak, her hafta bir ses katarak maksimum sizi buraya alıştırırız. Yani siz artık tiz ses çıkarabileceğiniz zaten gırtlağınız, yapınız alışmış ve hissetmiş olur. Bu çok önemli bir şey belli. Yani eğer kendinde bunu hissetmezsen işte dediğin gibi böyle bir zorlamayla karşılaşırsın. Hatta sesini yıpratabilirsin. Yaptığın şey yanlış olmamış. Eğitmeninin ne yaptığını bilmediğim için tam olarak bir yorum yapmayacağım. Ama özellikle tiz ses çıkarmalarda daha önce bir yetkinliğiniz yoksa, daha önce bir uğraşmışlığınız yoksa biz çok ağır hareket ederiz. Aylar sürdürmeye çalışırız ki bunu siz güven kazanın bu sesleri çıkarırken. Blacklight'ın şöyle bir sorusu var. Hocam çalışmalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rica etsen kanalıma girip bir video analizi yapar mısınız? Sevgili Blacklight, rica edeceğim benim senden şey şu. Bana istediğin şarkının linkini gönder. Yani benim kanala girip video seçmem doğru olmuyor. Senden bunu bekliyorum gelecek çalışma için. Eren Türkiye'nin şöyle bir sorusu var. Merhaba hocam, 19 yaşındayım. Şarkı söylerken kendi sesimi beğeniyorum. Süper. Ama bir cihaza kaydedip dinlediğimde beğenmiyorum. Acaba eksiğim nedir? Sesimin tam oturması mı yoksa detone olması mı? Şimdi Eren'cim şöyle söyleyeyim. Bu konuda çektiğim pek çok video var. Girersen videoların arasına işte sesimi telefona kaydettiğimde başka çıkıyor. Neden sorularının cevaplarını bulabilirsin. Bunun haricinde soruların olursa gene yaz bana. Mustafa Evren'in şöyle bir sorusu var. Selam hocam, ben arabesk şarkı söylüyorum. Şarkıların bazı yerlerinde gırtlak namesi yapabiliyorum. Fakat bazen iyi oluyor, bazen hiç iyi olmuyor. Bazen bozuk oluyor. Yani sabit her şarkı söylediğimde çıkaramıyorum. Bunun sebebi nedir? Sevgili Mustafa, şöyle bir durum var. Şimdi name çalışmaları, gırtlağınızın, name becerinizin yapabilmesiyle alakalı. Eğer bir kere olup bir kere olmuyorsa demek buna yeterli değil şu anda. Yani biz okul yıllarında bir nameyi çalışırken daha önce de anlatmıştım. Enstrümanla önce o nameyi bol bol çalmaya çalışırdık. Yani nota nota o namenin nasıl olacağını bir kere planlı şekilde, kroki şeklinde görmen lazım, bilmen lazım. Yani hissederek name çıkarmaya çalışırsan işte bir kere olur, bir kere olmaz. Onun notasıyla ne yaptığını öğrenip ondan sonra gırtlağınla onu yapabilmenin çalışmalarını yaparsan o zaman gelişir. Ama kısa süreli değil bu. Bol tekrar, bol tekrar, bol tekrar. Name böyle oturur. İster arabesk söyle, ister türkü söyle, ister dünyadaki ne tür söylüyorsan söyle. Bu iş böyle oturur. Zaman ve doğru o notalama becerisi, bir enstrüman çalman sana çok faydalı olur aslında. Tutku Sahra Bozbaş'ın şöyle bir sorusu var. Merhaba, şarkı söylemeye inanılmaz aşık birisiyim. 18 yaşındayım. Kendimi şarkı söylerken sürekli sahnede gibi hissediyorum. Ve çok heyecanlanıyorum. Tabii evde söylüyorum. Sesimi kimse duymadı bugüne kadar. O konuda çok çekiniyorum. Daha önce keman çaldım fakat nefretle isteyerek unuttum. Ama 5 ay kadar kemanla ses çalışmıştım. Bona kitabımdan nota bilgim var ama unuttuğumu düşünüyorum. Sitenizden İstanbul'da olduğunuzu gördüm. Sizinle bir kere çalışmamız mümkün mü?
Eskişehir'den geleceğim bir günlüğüne. Eğer böyle bir imkanınız varsa lütfen cevaplarsanız sevinirim. Sadece en azından bir şarkıyı tam doğru söylemeyi istiyorum. İyi çalışmalar. Sevgili Tutku, aslında bunun cevabını nasıl verebilirim sana? Birçok şeyi yapmışsın, kendini bir noktaya getirmişsin fakat çözemiyorsun. Evde kendini alıştırmışsın, dışarıda söyleme becerin zayıf. O nedenle daha çok çekiniyorsun. Bir şeyler yapmışsın. Yani bir tamamlanmamış bir hikayen var senin. Ve diyorsun ki hani bir kere çalışabilir miyiz? Neden olmasın? Neden olmasın? Bize ulaş numaralardan. Barış Akarsu fans. Selam Emre kardeşim. Bir analiz yapar mısın sesimle ilgili? Seni gördüğüm zaman dilimde de tutulur. Seni gördüğüm zaman aşkımı sevgiye derdimle onu nasıl sevdiğim. Şimdi bunun cevabı çok basit. Bir kere çok tiz bir çalışma bu. Yani senin sesin evet tenoral bir rengin var. Yani tiz bir rengin var ama onu kullanma becerin yok henüz. O nedenle bu sesleri çıkarırken bu tonlarda söyleyerek başlaman çok yanlış olmuş. Çok daha kalın tonlarda önce şarkı söylemeni geliştirmen lazım. Tiz şarkı söylemeyi değil, normal şarkı söylemeni, ton içinde kalmanı, detone olmamanı, bu tür becerileri geliştirdikten sonra böyle şarkıları bu tonlarda denemeniz lazım. Çünkü bu okumak kötü olmuş sevgili Barış Akarsu. Turan Canseven. Merhabalar hocam. Bir link vermiş. Sanatçının 6 ve 15'ten sonra yaptığı kafa sesiyle mi yapıyor? Yoksa falsetto diye bir şey duymuştum. Onunla ilgisi var mıdır? Ayrıca videolar için teşekkürler. Hemen bakalım. Şimdi bu ses tamamen falsetto olma ihtimali taşımıyor. Çünkü şarkıcı bunu kullanırken iyi bir diyafram kuvveti de vermiş ve hafif göğüs sesini de karıştırmış. Bu tam sese çok yakın bir renk arkadaşlar. Üçüncü oktavda verdiği ses ve tekniği doğru güzel bir şekilde vermiş. Bakın dikkat edin. Bunu verirken ağız açıklığına bakarsanız, bakın bu sesler kapalı çıkmaz zaten. Ağız açıklığına dikkat ederseniz tam açık pozisyonda ve dil bakın tamamen dişlerin üzerine yatmış. Şöyle arkaya odayı kapatmıyor. Bütün nefes odasını açık bırakmış. Ve bu sesi verirken de sesi şu bölgeye, tam şu bölgeye, şu bölgeye doğru toparlamış. Hafif burun ve yan taraflarına doğru verdiği teknik %100 doğru bir teknik. Bunu biliyorsunuz yurt dışında pek çok videoları var. Çok iyi şarkıcılar var. Özellikle rock tekniği içinde rockçılar çok kullanır bu yapıları. Üçüncü oktavın seslerini. Ama doğru yaptığı şey doğru. Ama falsetto değil. Yani böyle çıkarmıyor gördüğünüz gibi. Tam ses çıkarıyor. Black Lights. Hocam çalışmalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica etsem bu video ile video ses analizi yapar mısınız? Şimdiden teşekkürler. Hadi bakalım. Seni dün gece aldım, sana bağlanmaktan kaçtım. Çok üzgünüm, istemeden bir bakışa aldandım, inan bana. Bir yarım ton daha tiz söylesene, kapatak bire. Yani biraz pes kalmış, ses rengin güzel, gitarı çok iyi çalıyorsun. Biraz böyle yorum yapıyorsun ya, o yorumlara gerek yok. Temiz temiz şöyle söyle şarkıyı. Çok üzgünüm istemeden seni dün gece aldattım. Kim oldu mühim değil, sana bağlanmaktan kaçtım. Temiz temiz, sakin sakin. Bu tür yorumlar senin okumanı zorlaştırıyor. Daha sakin, sek sek oku parçayı. Onun haricinde gitarı iyi çalıyorsun. Bir de bir tondan bir yarım daha çık. Biraz aşağı bölgeler pes kalmaya başlıyor ve sen okurken tizleşmek istiyorsun.
bu tiz bölgelere geldiğin zaman gitarın entonasyonu çok iyi değil. Çok tiz yerlerden çalma, sana yanlış ses veriyor gitar. Bence aşağıdan çal bu akorları. Yani daha birinci pozisyonlardan çalmaya çalış. Daha iyi olacak. Biraz entonasyon kayıp gidiyor sende. Böyle dalgalanıp derinleşiyorsun. Yani dağılıyor. Yani şu anlık böyle. Gizem B. şöyle bir soru sormuş. Hocam benim de bir sorum olacak. Ben müziğe aşık bir insanım. Herkes de ses tonumun çok güzel olduğunu söylüyor. Genelde pop rock, rock söylüyorum. Çok dinlediğim için söylerken farkında olmadan hep taklit yapıyorum. Çok doğal bu. Bunu yaparken de gerçekten notalara iyi bastığımı fark ettim. Harika. Teknik bilgim sıfır. Bu işe başlamak istiyorum. Ama şarkı söylemeyi geçtim. Daha uzun süre konuştuğum zaman bile boğazım acımaya başlıyor. Uzun zaman konuşunca boğazın acıyor. Bu acıma şarkı söylemeye başlamadan önce de vardı. Bunun neden olduğu hakkında fikrinizi söylerseniz sevinirim. Sizce bu işe baş koyayım mı? Yoksa bu şarkı söyleme isteğimden vazgeçip sadece enstrümanla mı kendimi tatmin edeyim? Sevgili Gizem, soruların farklı sorular. Bir kere şunu kesinlikle ben cevaplayamam. Bu işe baş koyayım mı yoksa baş koymayayım mı? Bu tamamen senin isteğinle alakalı bir şey. Yani sen istiyorsan her şey olur. İstemiyorsan yapacak bir şey yok. Ama bu isteğin sadece şarkı söylemeyle alakalıysa, bir kere sesinin acıması, konuşurken bile acıması ilginç bir olay. Bunu bir doktora göstermende fayda var. Acaba sesinde bir rahatsızlık mı var diye düşündürdü bana. Çünkü birçok sebebi olabilir bunun. Daha önce pek çok videoda anlattım. Bunun haricinde eğer tekniğinle ilgili bir sorunun yoksa muhtemelen çok konuşuyorsundur. Çok hızlı konuşuyorsundur. Bağırarak konuşuyorsundur. Yani bunun sebep olduğu bir şey olması lazım. Çünkü insanın boğazı durup dururken acımaz. Şarkı söylemek buna iyi geliyor mu? Şarkı söylerken demek ki daha doğru teknik kullanıyorsun anlamına geliyor. Şarkı söylerken acımıyor diyorsun ya. O nedenle enstrümanla kendimi tatmin edeyim mi? Yani hayır, bir şeyden vazgeçip başka bir şeyle değil. Her ikisine de devam edebilirsin. Tahmin ediyorum ki yaşın genç, bence devam etmelisin de zaten. Ama bir doktora göstermende fayda var. Eğer hiçbir şey yoksa bu daha önce söylediğim şeylerden biri mutlaka vardır hayatında. Batuhan 123, merhaba hocam. Teoman nasıl şarkı söylüyor? Hangi teknikleri kullanıyor? Önceden Teoman tarzı söyleyebiliyordum, şimdi sesimi kaybettim. Teşekkürler, sonunda gülücük koymuş. Tabii ki gülücük oldu. Teoman'ın kullandığı teknikler diye bir şey yok. Şan teknikleri bir tanedir. Herkes bu teknikleri kullanır. İşte doğru ağız açma, diyaframı iyi kullanma, sesleri kullanma becerisini geliştirme, doğru üslupla şarkı söyleme, söylediği tarzın iyisi olmaya çalışma. Teoman zaten bu konularda çok iyi bir şarkıcı bence. Bunun haricinde zaman zaman sesini gırtlağına da bol alıyor. Gırtlağını da kullanıyor. Bu teknikleri de sesini kısmadan yapabilme becerisine sahip, ama sesine iyi baktığını söyleyemem. Sesi bence olması gerekenden daha erken yaşlanmış durumda. Sese bakmak çok değerlidir arkadaşlar. Eğer sesinize iyi bakmazsanız, hayatınıza iyi bakmazsanız, sesinizle alakalı söylüyorum, sesiniz erken yıpranır, erken yaşlanır. Bu kadar. Murat Akdoğan'ın şöyle bir sorusu var. Hocam size göre hangi üniversitelerde konservatuvar en iyileri? Yani böyle bir şeyi değerlendirmek, yani bir konservatuvara iyi demek için eğitmen kadrosuna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğitmen kadrosu hangisinin daha iyiyse, hangisinin daha ustaysa, hangisinin daha tecrübeliyse o konservatuvar daha iyidir düz mantık olarak, ama şu iyidir, şu kötüdür diye bir şey demem doğru olmaz. Merhaba, Milat Ekdami şöyle bir soru sormuş. Sesimiz detone olduysa nasıl koruyalım? Ve nasıl daha iyi olur? Yardımcı olursanız teşekkür ederim. Sesiniz detone oluyorsa, daha önce pek çok videoda anlattım, entonasyonunuz zayıf demektir. Müzik kulağınız gelişmemiş henüz demektir. Nota eğitimi alabilirsiniz, enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz ki bence en doğrusu bir enstrümana yönelmenizdir. Ama pek çok şey yapmanıza rağmen hala detone olmaya devam ediyorsanız bu müzik kulağınızın zayıf olduğunu gösterecektir. Ona da fazla yapılabilecek bir şey yok. Ramazan Şen şöyle bir soru sormuş. Hocam, geçen gün arkadaşlarla türkü söylüyor. Saz eşliğinde. Onlara göre dik parçalar bana pes geldi. Bu şekilde 5-6 türkü söyledik. Türkü söylerken boğazımda herhangi bir ağrı veya acıma hissi yoktu. Lakin türkülerden sonra
normal konuşurken sesim sanki boğuk, mat bir renkte çıkmaya ve sık sık boğaz temizleme gereksinimi duymaya başladım. Sizce bu şarkıları pes söylediğim için mi oldu? Sevgili Ramazan, pek çok sebepten olabilir. Bulunduğun ortamda sigara içenler varsa ondan bile olmuş olabilir. Şarkı söylerken evet pes söylemek sanki bol bol tiz söylemek kadar insanı yorar ve sesi kısar. Sesin birazcık senin matlaşmış, kısılmış. Uzun süre şarkı söylediğinizde zaten pesleriniz birazcık kısılır. Böyle matlaşır. Ama tiz renkleriniz açılmaya başlar. Bu da işin doğası. Faranjitin var mı? Çünkü bu akıntılar faranjitle de alakalı olabilir. Alerjini veya faranjitini tetikleyen bir şey olmuş olabilir ortamda. Bu sigara olmuş olabilir. Bir bak onlara istersen. Emrecan Oğuz'un şöyle bir sorusu var. Merhabalar. Adım Emrecan. Sesimi 12'li, 13'lü yaşlarda ilkokulda arkadaşlarım ve öğretmenim sayesinde keşfettim. Ondan önce sesimin güzel olduğunu bilmiyordum. Ama müziğe ilgim arttı, tüm tarzdan zamanımdaki şarkıları söylemeye başladım. Ve yavaş yavaş sesime uygun şarkıları bulmaya çalıştım. Şimdi buldum. İki tarz söylüyorum, kendimi geliştirmek istiyorum. Yaşım 21. Annem hariç, çevremdeki tanıdığım insanlar sesimin çok güzel olduğunu söylüyor. Diyafram ve nefes çalışmaları tizlerde iyi olmamı sağlar mı? Pes nedir? Ses tonumu ve ses rengimi nasıl bulabilirim? Müziği çok seviyorum. Teşekkürler. Şimdi Emrecan, sorduğun sorulara hemen cevaplayayım. Diyafram ve nefes çalışmaları tizlerde iyi olmamı sağlar mı? Diyafram ve nefes çalışması tizlerde direkt olarak iyi olmanı sağlamaz. Çünkü bu tizlerini geliştirmen, yani sesini geliştirmen çalışmayla olur. Ses çalışmasıyla olur. Sadece diyaframını geliştirmekle olmaz. Pes nedir? Pes kalın sestir arkadaşlar. Yani kalın sesleri biz pes sesleriz. Tiz sesler de ince seslerdir. Bunun eş anlamları. Ses tonumu ve ses rengimi nasıl bulabilirim? Ses tonunu ve ses rengini ne kadar zor bir soru bu. Bu soru hep zaman isteyen sorulardır. Ses rengini bulmak, ses tonunu bulmak, çalışmak. Pek çok repertuar arasından sana en yakışanları, izleyicinin, dinleyicinin en çok beğeneceğini, en güzel olanları seçmek de olur. Bir sürü şarkı söyle, hangileri arasında öne çıkıyorsa senin tarzın ona doğru gidiyor olabilir. Böyle fikirler üretilebilir. Kiril alfabesinde bir kullanıcı. Hocam Allah razı olsun, şu güne kadar bulamadım, çok iyi bilgiler verdiniz. Ama sizin vermediğiniz bir soru var. Hocam, bana bazıları sesi açmak için çok su içmek gerektiğini söyledi, bu doğru mu? Hayır. Sesi açmak için su içmenin ne alakası var? Böyle bir kuyu yok ki suyu döktüğünüz zaman ses açılsın. Sadece boğazınızı temizlemek ve zaman zaman ses tellerinize iyi geldiği için su içmek gereklidir. Onun haricinde sesi açmakla alakası bir yok. Doğu Cesur'un şöyle bir sorusu var. Merhaba hocam, videolarınız harika, güzel bilgiler veriyorsunuz. Öğrenmek istediğim bir şey var. Islık tonu nasıl yapılabilir? Hakkında pek bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Sevgili Doğu, çok orijinal bir soru. Islıkla ilgili daha önce bana hiç soru sorulmamıştı ama okul yıllarında biz ıslığımızı hangimizin daha tiz, daha hangisi daha pes çıkıyor diye bir incelerdik. O yıllardan sana bana tecrübe olan şeyleri anlatayım. Herkesin ses inceliği ve kalınlığı neyse ıslığı da öyle olur. İnce sesli birinin ıslığı da ince olur. Kalın sesli birinin ıslığı daha kalın aralıklarla çıkar. Yani bu sesleri çıkarırken herkesin bir kalın noktası ve en ince noktası vardır. Aralıklar bunlardır. Ama ıslık tonu denen şey, hani ıslığınla şarkı söylemek, ıslığında gibi melodi yapmak istiyorsan tamamen ses yeteneğinle alakalı. Sesin iyi olursa ıslığın da çok iyi olur. Bu birbiriyle orantılıdır, yani entonasyon anlamında. Havva Aydemir şöyle bir soru sormuş. Hocam merhabalar. Kendi sesimizi tanımak için neler yapmalı? Mesela ben sık sık sesimi kaydedip dinliyorum, yeterli midir? Harika bir şey yapıyorsun Havva. Aynen böyle yap. Sık sık sesini kaydet, dinle. Hangi şarkılar sana güzel geliyorsa sesin ona daha uygundur. Ve bunlar senin tarz oluşturmanda seni işine yarayabilir. MFK Kaya. Merhaba hocam. Ses çalışmalarında tavsiye ettiğiniz sanatçılardan örnekler verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler. Bayanlar için çok iyi bir ses. Özellikle sopranolar için Sertab Erener'i örnek verebilirim size.
Hem tekniği çok çok iyi, hem de tam bir soprano karakteri gösteriyor. Koloratür soprano karakteri gösteriyor. Erkek seslerden farklı sesler gösterebilirim size. Yani tenor renklerden, en ince renklerden. Fatih Erkoç çok iyi bir ses. Bunun haricinde Ferhat Göçer doğru teknikle tizlerini kullanıyor, sesini kullanıyor. Gene popüler şarkıcılardan Mustafa Ceceli de öyle. Çok çok iyi sesini kullanan bir şarkıcı. O da bir tenor. Gene farklı bir türkü okuyucu olarak size örnek vermek istersem, Seha Okuş çok çok güzel bir sesi var. Çok özel bir sesi var. Tavsiye ederim. Tekniği farklı. İşinize çok yarar. Bunun haricinde hani özellikle bana aslında biraz tür sorarsanız, şu türde kimleri önerirsiniz daha faydalı olurum. Çünkü ucu ucu açık bir sürü şarkıcı var. Kadir Erite'nin şöyle bir sorusu var. Hocam iyi günler. Bir karşılaşma soracaktım size. Arkadaşlarla tartışıyoruz 2 saattir. Bülent Ersoy mu yoksa Rihanna mı? Ben Bülent Ersoy diyorum, o Rihanna diyor. Sizce hangisi? Net bir cevap olursa sevinirim. Tekrardan iyi günler. Sevgili Kadir Eriten, mükemmel bir troll sorusu. Tebrik ediyorum sizi. Gülceren Şevki'nin şöyle bir sorusu var. Hocam, solfej çalışırken tizlerini çıkarken kafa sesimi kullanarak çıkıyorum. İstemsiz oluyor ama normal şekilde de çıkamıyorum zaten. Benim için tizlerde sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Okuldaki müzik hocam sesimi geriye atarak şarkı söylediğimi söyledi. Yani sesim buğulu geliyor. Net, berrak bir ses veremiyorum. Ama tonda olduğumu biliyorum. Örneğin piyano işinde hocayla şarkı söylerken hocanın sesi çok net, berrak şekilde piyanoyu bastırabiliyor. Ben söylerken sesim arkada kalıyor. Piyano da kayboluyor. Sesimi nasıl öne atabilirim? Çok deniyorum. Ne yaparsan sesimi netleştirip önde oluştuğunu hissedebilirim. Şimdi Gülceren, bunu buradan anlatmam o kadar zor ki sana. Sesini bir, şimdi biz öğrencilerimle çalışırken özellikle sesini geride kullanan, sesini bir türlü öne veremeyen öğrencilerimde genel olarak şunu görürüz. Cesaretsizlik. Bir, cesaretsizsindir. Yani sesini bir türlü öne çıkarmayı cesaret edip onu öne taşıyamıyorsundur. Ama bu tekniğinden önce psikolojinle de alakalı bir şeydir. Yani onu ne olacağını da bilmiyorsun. Yani şöyle bir şey, sesini tanımadığın için öne aldığında nasıl bir ses çıkacağını da daha önce duymamışsın. Bu nedenle de tecrüben yok böyle bir konuda. Pek çok deneme yapabilirsin. Sesinin hışırtılı çıkmamasına özen göster. Parlak, konuşur gibi. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Konuşmayla yakın bir renk yakalamaya çalışman lazım. Konuşman da gerideyse, merhaba, nasılsın? Beraber birbirine benzeyecektir sesin. Parlak bir renkte konuşup parlak bir renkte ses verirsen birbirine eşitlemiş olursun. Başlangıcın böyle olabilir. Serkan Çiftçi'nin şöyle bir sorusu var. Hocam merhabalar. Bir süredir araştırıyorum. Dilerim fırsat bulur, ilgilenirsiniz. Ve cevabınızda bir sonuca ulaşırım. Nota, gam, transpoze bilgim mevcut. Ve genel olarak müzik kulağım da iyi. Yani bir şarkıda o an çalınan enstrümanları ayırt edecek düzeyde. Oktavım çok geniş. Oktavım çok geniş olmasa da söylediğim tarzda şu an için bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak ne şan eğitimim ne de diyaftram çalışmalarım oldu. Fakat dediklerinizi yaptım ve şarkı söyleye söyleye zaman içinde kendiliğinden nefes almak gerektiği anların belli oranda yerleşmiş olduğunu gördüm. Süpersin. Şimdi sorun şu. Anadolu rock söylüyorum. 3-4 saat durmadan da söyleyebiliyorum. Daha çok Haluk Levent tarzı. Ancak zamanla sesim kısılıyor. Ya da gırtlaktan gelen ses olur ya, örneğin Teoman Tabiat'ın böyle. Şebnem Ferah can kırıkları sonlarında. Evet. Gırtlağa yüklenme kısımları. İşte ezgiyle birlikte heyecana gelip o sesleri vermeye kalktığımda da sonradan 2-3 gün süren boğaz ağrısı ve tahriş oluyor. Bu konuda neler yapılır? Şan dersiyle bu tip şarkılar rahatlıkla söylenir mi? Yoksa benim duyduğum tabiriyle gırtlak ya da brutal vokal yapmak için gerekli karakterisiz ses doğuştan mı geliyor? Serkan, çok kritik sorular soruyorsun. Şu an öyle bir zamanda da sormuşsun ki bunu. Sen sesini kaybetme aşamasına doğru gidiyor musun? Bir de gidiyor. Bakalım. Allah'ından bulmasın. Ağzın niye bu kadar kapalı Serkan? Hiç ağzın şey gibi, ip gibi. Hiç açık değil. Ağız açıklığı korkunç. Yine bana kalasın oy.
Biraz daha aç. Biraz daha geniş sesler ver. Çok ağız kapalı. Ağız çok kapalı. Peki. Şimdi Serkan'cığım. Hemen sorularını yanıtlayacağım. Çok kritik sorular senin sorduğun şeyler. Diyorsun ki sesim tizleşince kısılan o kısık rengi buluyorum. Ve yaptığın şey bu anlarda doğru değil. Bu şekilde devam edersen sesini kaybedersin. Sakın kesinlikle şan eğitimi alman lazım. Bak şan eğitimi alman lazım. Şan eğitimiyle bunların çoğunu giderirsin. Çünkü teknik olarak çıkamadığın bir şeyler yapıyorsun. Ki o videoda hiç ağzını açmıyorsun. O kadar kapalı ağızla şarkı söylenmez. Hiçbir ses çıkmaz. O şekilde şarkı söylerken sesin çabucacık kısılır. Kuvvetsiz olursun. İstediğin hiçbir şeyi yapamazsın. Falan filan. Bir de çok oturup çalarken böyle hareketsiz vücudunu hiç kullanmıyorsun. Bütün vücut söyle sabit duruyor. Hiçbir işine yaramıyormuş gibi. Yani bunu atsan sadece kafanla şarkı söylesen yeter gibi davranıyorsun. Oysa ki şarkı söylemek vücut işidir. Yine bana kalasın o, yine bana. Bak yine bunları yaparken diyaframına yüklenirsin ve o sesleri daha kuvvetli, sağlam çıkarırsın. Eğer vücudunu kullanmadan şarkı söylersen seslerin hiçbiri genişlemez. Hep küçücük kalırsın. Ve bu sıkıntıları yaşarsın. Biraz vücudunu kullanmayı öğren. Biraz ayna karşısına geç. Ayna karşısında şarkı söylemeyi öğren. Elini kolunu kullanmayı öğren. Bunları kullanmazsan cansız, ruhsuz, bedensiz şarkı söylüyor gibi olursun. Böyle olmaz. Bunun haricinde 2-3 gün süren boğaz ağrısı tahriş oluyor. Yani şu an ipin ucundasın. Sevgili Serkan. İpin ucundasın. Bak gidiyorsun. Yol çok kötü. Bırak bu işi. Hemen bir eğitim. Hemen bir eğitim. Sahne tamam bir yere kadar ama yanlış gidiyorsun. Şan rahatsız. Yoksa benim duyduğum tabiri gırtlak, brutal vokal yapmak için gerekli karakteristik ses doğuştan mı gelir? Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Doğuştan kısık sesli bir çocuk olmaz. Doğuştan brutal yapılmaz. Bunlar geliştirilir. Öğreniyorlar bu adamlar ve tavsiye etmiyorum. Bakın sizin için bunları tavsiye etmiyorum. Birçok yapan kişi var, iyi yapanlar var. Ne güzel yapıyor diyoruz ama size tavsiye etmiyorum. Yanlış yoldasın. Böyle şarkı söylenmez. Önce şarkı nasıl söylenmeli? Bunun doğru tekniğini öğrenmelisin. Önce bu. Tamam? Gamze Nur Düzgeler'in şöyle bir sorusu var. Hocam ben şarkı söylemeye bayılıyorum. Kendi sesim güzel geliyor bana. Telefona kayıt ettiğimde de güzel gibi. Ama arkadaşlarım yanında söyleyince çoğu kez kötü olduğunu söylediler. Konservatuvar öğrencisi biriyle tanıştım. Aynı zamanda solistlik yapıyor. O da bana sesimin renginin çok güzel olduğunu, sadece sesimde doğru notalara basmadığım için kötü söylediğimi söyledi. Yani kulağın zayıf. Gerçekten bu böyle midir? Böylerse ne yapmam gerekir? Yardımcı olur musunuz? Sevgili Gamze Nur. Şöyle düşün. Sesleri veremiyorsun ama ses rengin güzel. Yani ses tonun hoş. Sesleri veremiyorsun. Ne yapman gerekiyor sence? Birçok yol var. Bir kere bana bir ses kaydı gönder. Ben hiç bilmediğim bir şey yorumlayamam. Ama ikincisi fikir vermek için. Ses tonun güzelse spikerlik yapabilirsin. Diksiyon eğitimleri alabilirsin. Sesini geliştirmek istiyorsan müzik eğitimi alman gerekecek. Kulak geliştirici çalışmalar yapman gerekecek. Bir enstrüman çalman gerekecek. Şule Karkış'ın şöyle bir sorusu var. Hocam 14 yaşındayım. Sesim diğer kız arkadaşlarıma göre aşırı kalın. Hatta okuldaki bazı öğretmenlerim sadece sesimi duyarak erkeğe benzetiyorlar. Telefonda da bir o kadar kalın çıkıyor. Anladım. Telefonda da bir o kadar kalın çıkıyor. Ama ben sesimi seviyorum. Tizlere de biraz çalışırsam çıkabileceğimi düşünüyorum. Açıkçası sesim için ne yapmalıyım? Sevgili Şule. Kadın sesleri üçe ayrılır. Alto, mezzo soprano, soprano. Bu alto en kalın olanıdır. Mezzo soprano orta kalınlıkta, soprano da en tiz renkte olanı. Sen muhtemelen bu dediklerine göre ya bir mezzo sopranosun ya da büyük ihtimalle altosun. Alto bayan renkleri bayağı kalın renklerdir. Yani erkek tonlarını da verebilecek renklerdir ama çok nadir bulunan renklerdir ve özel renklerdir. Sesini sevmeni çok sevdim. Aynen böyle oldu. Çünkü sesin geliştirdiğin zaman özel bir ses. Herkeste olmayacak kadar güzel bir ses. Bu sesini çalıştırmalısın. Bu sesinde şarkı söylemeyi öğrenmelisin. Veya şarkı söylemeyi istemiyorsan sesini kullanabileceğin herhangi bir işi yapabilirsin. Farklı özel bir rengin var çünkü. Benim senin renginde pek çok arkadaşım oldu.
opera okuyorlardı, farklı işlerde çalışıyorlardı. Ama özellikle mesela operada çok nadir bulunan özel sessin. Değerlendirebilirsin sesini. Mutlaka değerlendir, çalış üzerine. Ali Sağlam şöyle bir soru sormuş. Hocam rap müzik hakkında önerebileceğiniz bir şey var mı? Rap müzik hakkında ne önerebilirim sana? Sesle alakalı olarak rap şarkıcıları konuşurlar. Sürekli konuşarak anlatırlar her şeyi. Ve konuşma yerlerinin parlak net renkler olmaları gerekir. Ki dinlediğiniz iyi rapçilerin tamamı dikkat edin hışırtısız konuşurlar. Hışırtısız konuşursanız bu işi uzun süre yaparsınız. Hışırtılı konuşursanız sesiniz daha çabuk kısılır. Sesinize sağlıklı bakmanız lazım. Çok iyi bakmanız lazım. Yani sigara, alkol bu tür şeylerden uzak tutun sesinizi. Parıl parıl bir ses olması lazım bu rapi uzun yıllar yapmak istiyorsanız. Benim tavsiyem bu. Selin Dilek. Biraz fazla oluyorum gibi geliyor ama. O kadar çok sorun var ki içimde biriktirdiğim. Bu sefer kendimden bir şeyler sormak istiyorum. Önceden böyle değildi. Fakat şimdi şarkı söylerken çok fazla yutkuma ve boğaz temizleme ihtiyacı duyuyorum. Diyaframı kullanarak ve ağız açarak söylediğimde bazı kısımlarda iyiken bazı kısımlarda sesim titriyor. Sanki kalp atışlarım sesime yansıyor gibi. Akustik olarak söylemek kolayken hareketli şarkılarda hareket edip şarkı söylemek nefesi ayarlamakla mı yoksa diyaframı iyi kullanmakla mı gelişir? Diyaframı ve nefesi ve heyecanını iyi kontrol etmekle gelişir. Bu kesin. Ama yutkunma ve boğaz temizleme ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu çok fazla varsa muhtemelen bir alerji kaynaklı veya faranjit kaynaklı bir rahatsızlığın da olabilir. Mideyle ilgili bir rahatsızlığın da olabilir. Mutlaka bir hekime danış. Bunun neden olduğunu öğren. Bunun haricinde hareket edip şarkı söylemek kolay bir şey değildir. Hiç kimse için kolay bir şey değildir. Sonuçta nefesini ayarlaman gerekecektir ama bir sporcu kondisyonuyla bu işi yaparsan daha az yorulursun. Daha az nefese kalırsın. Yani dünyadaki starlara bakarsan evet dans edip şarkı söylüyorlar ama inanılmaz spor yapıyorlar ve inanılmaz fazla prova yapıyorlar. Bu kadar provasız zaten bu olmaz ki bir kere çıkıp ortalıkla şarkı söylediğiniz zaman daha çok nefese kalacağınız kesin. Ama bence tecrübeni geliştirdiğin zaman her şey daha iyi olacaksın. İbrahim Doğu şöyle bir soru sormuş. Sesim çok titriyor hocam. Ne yapmam gerek? Sevgili İbrahim, sesin çok titriyorsa sesini henüz iyi kontrol edemiyorsun demektir. Notalar bas piyanoda. Ve sesleri düz ver. Hep düz ses çalış. Uzun uzun düz sesler çalış. Başka bir... Merhaba arkadaşlar, ben Emre Yücelen. YouTube.com ses eğitimi kanalında Ocak ortasından sonraki sorularla, yani Ocak sonu sorularıyla sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz Ocak 15'e kadar pek çok soru sormuştunuz. Ben de bunları yanıtlamaya çalışmıştım. Şimdi geri kalan daha büyük pastayı yanıtlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizden birkaç ricam olacak bu arada. Ay içinde sürekli olarak soru yanıtlayamıyorum. Bu nedenle sadece ay sonuna bıraktığım sorular ve videolar oluyor. Bu ay için, sadece bu ay için Ocak ortasında da tekrar bir video çektim ama genelde yapabildiğim, zaman ayırabildiğim bu konuda ay sonuna bu videoları veya uzun süreli sizin için soru cevapları çekebilmek oluyor. O nedenle sizden bu konuda tekrar sorular beklemiyorum. Yani bana lütfen yazmayın ne zaman yanıtlayacaksınız, işte bekliyorum yarın mı yanıtlayacaksınız, öyle değil. Sadece ay sonunda videoyu yanıtlıyorum. Bu aklınızda olsun lütfen, sorularınızı sormaya devam edin. Elimden geldiğince yanıtlamaya devam edeceğim. Bir de sorduğunuz sorulardan önce lütfen video arşivini inceleyin. Tekrar tekrar aynı soruları sormayın. Bundan sonraki aylarda tekrarlanmış soruların hiçbirini yanıtlamayacağımı bilmenizi isterim. Sevgi selamlar, hadi bakalım sorulara başlayalım. Serkan Arslankaya'nın şöyle bir sorusu var. Hocam merhabalar. Ben yıllardır amatör olarak elektronik müzikle uğraşıyorum. Birkaç ay öncesine kadar vokal olmak pek de aklımda yoktu. Arkadaşlarım ve özellikle annemin ısrarı üzerine YouTube'da kanal açtım. Orada karaoke'ler paylaşmaya karar verdim. Baktım ki karaoke tonlar bana uygun değil. Ben de kendi altyapılarımı kendin hazırlayayım dedim. Bu defa altyapıları hangi tonda yazacağım bilemedim. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Kendi tonumu nasıl bulabilirim? Piyano eğitimi almaya başladım. Henüz 2 ay oldu. Sevgili Serkan, bu konuda şu an için yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Eskiden karaoke programlarında +1, +2, +3, +4
diye diye deneye deneye kendi tonlarınızı bulabiliyordunuz. Şu an ne yapabiliyorsunuz bilmiyorum. Ama internet üzerindeki videolar zaten sıradan standart bir tondadır. Ve siz onun üzerine okuduğunuz zaman ya uyar ya uymaz. Bu tamamen tesadüflere kalır. En güzeli aslında bilgisayarınızda bir programa indirin. Karaoke programları var. Oradan tek tek kendi tonunuza uyana kadar değiştirmeyi deneyin. Ya da müzisyen olun, bu işi daha da öğrenin. 5-10 sene sonra zaten bütün tonlarınızı kendiniz buluyor hale geleceksiniz. 5-10 seneye bile kalmayabilir. Gitar seviyeniz yükselirse mesela 2 senede de bunları çözebilirsiniz. Serkan'ın tekrar başka bir sorusu var. Çok teşekkürler hocam. Bu hususta zorluk çekiyorum. Herhangi bir altyapı olmaksızın rahatlıkla okuyabildiğim bir parçayı karaoke altyapıda okuyamıyorum demiş. Kendim yazarken altyapıyı nasıl bir yol izlemeliyim? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Tonunu bulman gerekiyor Serkan. Ve hani altyapıyı yaparken nasıl bir yol izlemeliyim? Bence altyapı yapmadan önce basit karaoke programlarıyla bu işi çözmeye çalış. Serkan sormaya devam ediyor. Hocam o bahsettiğiniz damarların çıkması ve sesin yorulup çatallaşması bende had safhada. Özellikle parçanın tiz bölümlerinde nefesimi iyi ayarlamaya çalışsam da ama olmuyor. Haliyle sesim yoruluyor ve çok rahat okuduğum tonda bile sesimde distortion çıtırtısı oluyor. Benim en büyük sorunlarımdan biri. Evet, Serkan, bu distortion'la alakalı, yani sesi kullanamamayla alakalı olarak daha önce de birkaç kere anlattım. Lütfen tonunuzu öncelikle keşfedin. Bağırmak, tizleri zorlamak zorunda değilsiniz. Böyle bir vasfınız yok. Şarkıcı tiz okuduğu zaman iyi okur diye bir şey yok. Lütfen bu konularda bir eğitmenle çalışın ve o tiz seslerinizi de sizi pekiştirerek egzersizlerle alıştırsın veya kendi sesinizin ne olduğunu öğretsin. Belki işte dediğim gibi ton dışı şarkılar söylüyorsunuz, size uymayan şeyler söylüyorsunuz. Bu da sesinizi rahatsız ediyor. Turan Cansevin'in şöyle bir sorusu var. Hocam merhaba, ben bağlama çalıyorum, türkü söylüyorum. Ancak arkadaşım bağlama çaldığında ben söylerken çok zorlanıyorum. Sebep nedir diyor, çok basit. Bağlamayla uyumun yok, tonlar uyumsuz olabilir, birkaç tane var veya müzik kulağın zayıf olabilir. Mehmet Kars şöyle bir soru sormuş. Hocam selamlar, ben beste yapıyorum. Bestelerimi aranje edeceğim basit arayüzlü bir program var mı? Apple'ın GarageBand uygulamasını öneriyorlar ama bunun için Mac sistem gerekiyor. Sevgili Mehmet, var. Birkaç tane program var. FL Studio, işte bütün biliyorsun rap camiasının ve genel olarak temel bu işe başlayanların kullandığı en basit programlardan biri. Ama birazcık daha komplike bir şey istersen Cubase, ben senelerdir Cubase kullanıyorum. 20 seneyi geçti. Çok iyi bir programdır. İşine yarar. Pek çok ekstra kullanabileceğim plugin, VST tabir ettiğimiz enstrümanlar vardır. Bunun haricinde Logic çok iyi bir programdır. O da Mac işletim sistemidir. Ben Mac işletim sisteminde Cubase kullanıyorum. Çünkü Mac işletim sistemi bence, bu tabii ki benim fikrim, müzik yapmak için çok daha iyi bir sistem. Bu da aklında olsun. GarageBand de kullanabilirsin. O da çok çok güzel bir program. Elif Gök'ün şöyle bir sorusu var. Merhaba hocam. Benim size bir sorum var. Okulda çeşitli müzik gösterilerinde yer alıyorum. Provalarda çok iyi gidiyorum. Hiç sorunum yok. Aynı şekilde öğretmenlerim de çok beğeniyor. Okuldaki öğrencilere söylerken, diyor ki o öğretmenlere söylerken bir sorun yok ama öğrencilere söylerken heyecan duyuyorum. Çok gürültü olduğunda dikkatimi toplayamıyorum. Şarkı söyle istemeyim kaçıyor gibi sorunlar yaşıyorum. Nasıl bunları yenebilirim diyor. Sevgili Elif'ciğim, o kadar doğal ki yaşadığın şey. Bunu sadece sen yaşamıyorsun. Bunu profesyonel pek çok şarkıcı da yaşıyor. Yani sahneye çıktığınız zaman seyirci sizle ilgilenmiyorsa, başka şeylerle uğraşıp gülüyorsa, eğleniyorsa bu sizin tabii ki konsantrenizi bozar. İki tane çare öneriyorum sana. Bir, eğer seyirci seninle ilgilenmiyorsa, yani başka şeylerle uğraşıyorlarsa, ne bileyim, kendi aralarında oyun oynuyorlarsa, gülüyorlarsa falan filan, konsantreni seninle ilgili değilse yapacağın şey kendi orkestrana dönmek. Kendi orkestrandan güç al. Gitaristine bak, onunla şarkı söyle, ondan enerjini al. Mesela bu şekilde çok iyi toparlarsın. İkinci olarak da seyirciler arasında seni dinleyen kimler varsa onları seç. Onlara bakarak şarkılarını söyle. Bunlar seni ayakta tutabilecek iki çare. O ya da üçüncü, hadi alternatif ötesi diyeyim. Bu iş profesyonel olduğu sürece, daha profesyonelleştiğin sürece karşıdakileri daha az görmeye başlayacaksın. Pek umursamayacaksın. Çünkü yaptığın şey müzik, keyif aldığın şey müzik. Tamamen kendine, yaptığın işe konsantre olmaya çalış. Bu böyle. Yani beni dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı diye kaygılardan uzaklaşıp ben kendi keyfime bakarım de. Tabii ki motivasyonunu düşürecek. Yapacak bir şey yok buna. Orazov şöyle bir soru sormuş. Hocam ders veriyor musunuz? Cevabınızı bekliyorum. Evet veriyorum. İletişimler ulaşabilirsiniz ama lütfen
mesaj yazmayın. Lütfen telefonda arayın. Gündüz saat 11 ile akşam 19 saatleri arasında arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Şehmuz Gökçen, sigara içmek sorun olur mu hocam? Olmaz mı Şehmuz? Murat Ceferli, benim 13 yaşım var. Bana her zaman diyorlar ki sesin genç bir kız sesine benziyor. Ben sesimi benzetebiliyorum. Şan eğitimi almak bana uygun mu? Bu arada Azerbaycan'dan selamlar. 13 yaşındasın, çok doğal. Sesin daha şu an oturmuş değil. Daha ileriki yaşları bekle. Ecem Dallıoğlu şöyle bir soru sormuş. Hocam evde sesimi kaydetmek için alacağım mikrofon dinamik mi kondenser mi olmalı? Her ikisi de olabilir Ecem'cim. Dinamik mikrofonları direkt ses kartına bağlayarak kullanabilirsin. Eğer ses kartının üzerinde artı 48 volt işareti varsa, düğmesi varsa kondenser mikrofon da kullanabilirsin. Kondenser mikrofonlar da çok iyidir. Hatta daha iyidir dinamik mikrofonlara göre. Kondenser mikrofon kullanmak için sadece ses kartının üzerinde artı 48 volt tuşu olması lazım. Ona bastıktan sonra çünkü aktif olup çalışır. İkisini de kullanabilirsin. Atakan Yıldırım diyor ki, lütfen cevaplayın çünkü bu benim geleceğim. Tek sesleri kusursuz veren birisinin müzik kulağı seviyesi nedir? Tek sesleri veriyorsan, tek sesleri veren bir müzik kulağı seviyesindedir. Tek ses var, çift ses var, üç ses var, dört ses var, müzik kulağı var, ritim kulağı var, melodi tekrarı var, daha çok yolum var. Batuhan 123, Axl Rose nasıl şarkı söylüyor? Bence çok çok iyi söylüyor. Ben senelerdir bir hayranıyım zaten. Çok iyi sesini kullanan, çok geniş oktavlı, çok özel bir ses. Söylediği şarkıları da kendi stilinde olduğu için bence şahane yorumluyor. Tur abim diyor ki, hocam kolay gelsin. 58 yaşında Türkü Korosu'na katıldım. Size ses renginle ilgili MP3 göndersem yorumlar mısınız demiş. Tabii ki yorumlarım. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Yaşla ilgili değildir ses gelişimi. Bana en çok sorulan soru budur. Hocam işte bizden de geçti. Veya işte belli bir yaşın üzerindeyim zaten. Hayır öyle bir şey yok. Sesinize iyi baktığınız sürece her zaman bunu çalıştırma ve geliştirme şansınız var. Her zaman iyi bakın ama sesinize. Nefesinize iyi bakın. Gamze Koçak, Demi Lovato Give Your Heart a Break'i açıp 2 dakika 18. saniyedeki o bağırmayı nasıl yaptığını anlatır mısınız? Nasıl yaptığını görüyor musun? Bakın izleyelim. Bir kere öncelikle omuzlarına bakın. Hafif kastı kendini. Yani diyafram bölgesindeki nefesi iyice ayarladı. Şu şekilde kasıldığınız zaman diyafram bölgenizden daha fazla hava yukarıya doğru gönderilir. Sesi öne toplamak için, birazcık hafif öne eğdi başını. Nefesini iyice ayarladı, hafif ıkınır pozisyonda. Yani bu şekilde, kuvvetli bir şekilde nefesi öne doğru gönderiyor şu anda. Ağız açıklığına dikkat edin lütfen. Bu sesler açık ağız olmadan çıkmaz arkadaşlar. Görüyor musunuz açık ağzını? Ne kadar açık olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hem açık hem hafif öne eğildi. Nefesini de kullandı. Ve tamamen doğru bir pozisyonda. Görüyorsunuz burnumun kenarlarında nasıl elmacık kemikleri sanki içeri doğru kapanmış gibi. Yani ses sanki şurada bir yere tıkılmış gibi duruyor. Tamamen sanki sesi bu ön bölgeden çıkarıyor gibi davranıyor. %100 doğru bir teknik. Tiz ses çıkarırken ağzınızı kapatarak asla ses çıkaramazsınız. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Mustafa Salih Kaya diyor ki, hocam yorumlarsanız sevinirim, bakalım. Başucumda resmin hala durur. Bu da sesler biraz kaymış. Yoksun. Eşimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerince gidişim hiç bilin. Bağlamayı çok iyi çalmıyorsun. O nedenle bağlamadaki akorlar sana iyi eşlik etmiyor. O nedenle de Mustafa'cığım birazcık tonda dağılıyorsun. Birazcık pes seslerde çok iyi değilsin şu anda. Varsın böyle. Bak böyle hep ince söylemek için bastırıyor gibisin. Varsın böyle geçsin yabancı günler. Varsın canımı. Sağlam. Günler. Varsın karımı sandın beni bu yalancı ayrı. Varsın böyle geçsin yalancı günler. Varsın canımı
alsın yine yalnızım. Mustafa'cığım duyduğum şey şu. Kelimeleri birbirine ayırmıyorsun. Yani hepsine aynı kuvveti vermişsin. Varsın böyle geçsin yalancı günler varsın. Bu da okumana senin tamamen sıradanlık katıyor. Yani hiçbir şeyi vurgulamıyorsun. Varsın böyle geçsin yalancı günler varsınca. Bakın her lafın başına bir yere vurgular yapıyorum. Nefesimi ayarlıyorum. Bazı yerleri daha kuvvetli yapıyorum. Yani dümdüz sıradan bir okuyuş seni dinleyen için de çok sıradan hale getirir. Yani çok monotonlaşırsın. Kuvvete ihtiyacın var. Biraz daha köşeleri bastır. Tamam. Akif Amiroğlu. İyi günler hocam. Evde yaptığım ses kayıtlarını Facebook üzerinden yolladım size diyor. Buradan yollamanı tercih ederim. Lütfen bundan sonra buradan yollayın. Ben de yanıtlayayım. Ama şimdilik Akif'cim epeydir de sorup cevap beklediğin için yanıtlayacağım. Döndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi, durdurun onsuz. Çok dümdüz okuyorsun Akif, yani durdurun olamam artık. Müzik kulağım var ama bu sesler bu kadar namesiz ve dümdüz olduğu zaman da biraz tatsız tuzsuz bir yemek gibi oluyor. Olamam artık, yaktın gururumu uzaktan uzak. Sesler hafif kayıyor Akif. Yani senin çalışman gerekiyor, daha çok çalışman gerekiyor. Emre Arslan şöyle bir soru sormuş. Hocam merhabalar, ben şarkı söylerken tonumu bazen bulamıyorum. Yani peste söylerken biraz tize çıkmak istesem sesim direkt tize gidiyor. Tizden pese düşmek istesem de aynı. Ortasını bulamıyorum. Emre'cim bunun çözümü iyi solfej çalışacaksın. Sesin daha birden tizleşip birden pesleşmeye uygun değil. Ya da bir şan eğitmenine gideceksin. Çok güzel bir şan eğitimi alacaksın. Bu tür sorunların hepsini çözüyoruz çünkü eğitimlerde. Selin Sönmez diyor ki hocam dijital piyanolarda akustik piyanolar gibi ısıdan ve nemden etkilenir mi? Hayır, etkilenmez Selin. Akustik piyanoların içinde teller, kalın teller olduğu için bunlar etkileniyor sadece. Dijital piyanolarda böyle bir şey yok. O nedenle etkilenmez ama hani dijital piyanonun içine su dökersen bozulur. Horan Emre şöyle bir soru sormuş. Hocam iyi akşamlar. YouTube kanalınızda videolarını sürekli takip ediyorum. Amatörce video çektim. Yorumlar mısınız demiş. Hemen bakalım Emre. Emre birinci olarak öne doğru şu şekilde eğilmişsin. Sanki hiç sesin çıkmıyor. Boynunu da böyle büzmüşsün. Yani sanki bir seste hava borusunu şöyle düşünürüz. Yani sen bir bahçeyi sularken bunun tepesine bastırırsan ipince bir su çıkar. Yani kısılır bunun şeyi. Sen boynunu eğip büktüğün zaman da aynı şey olur. Önce bir rahat dur. Şöyle bir boğazını, nefes borunu ayarla. Mümkün değil bu şekilde. Böyle zorlanırsın. Bak. Neler yapıyorsun be? Müzik kulağın kötü değil ama çok da iyi değil. Çok kısa kısa. Çok kısıyorsun kendini. Biraz daha rahat bıraksana. Şöyle rahat. Nasıl zor geldi sana be de. Ağzın çok kapalı. Sanki ton biraz sana tiz gibi şu anda. Sesin ergenliği geçiyor. Kalınlaşmaya başlamış. Bu tondan bir ton aşağıda söylesen bir iki ton çok daha rahat söylersin. Emre'cim durum bu. Evet. Serkan Abbasoğlu şöyle bir soru soruyor. Merhabalar hocam. Belirli bir süre şan eğitimi aldım ve gerçekten özgüven geldi. Şarkıları diyafram ve nazal bölgeyi kullanarak söyleyebiliyorum. Harika. Fakat şöyle bir problemim var. Şarkılar ilerledikçe ve şarkıların performanslı bir şekilde okuduğumda belli miktardan sonra seste yorgunluk, boğazda bazı hisler başlıyor. Bunun nedeni diyaframın henüz çok güçlü olmamasından mı? Neler öğrenirsiniz? Hayır, diyaframdan değil Serkan. Okuduğun ortam nasıl? Sigaralı, gürültülü bir ortam mı? Kullandığın ses tesisatı nasıl? İyi mi kötü mü? Önünde monitör var mı? 3. Ses tekniğin nasıl? 4. Okuduğun şarkıların tonları nasıl? 5. Hangi sırayla repertuar okuyorsun? Sürekli tizden şarkı mı söylüyorsun? Sürekli zorluyor musun kendini? Şarkı söylerken dinlenmeye de ihtiyacın var. Bunu asla unutma. Repertuarını böyle seç. Yani üst üste sürekli performanslı şarkılar seçmemeye çalış. Bunun haricinde zaten ses kullandıkça yorulacak. Bu işin doğası.
O nedenle de yapacak bir şey yok. Ama bu 5 kritere dikkat edersen neden az yorulduğunu veya çok yorulduğunu anlarsın. Serkan Kanak demiş ki, hocam iyi çalışmalar. Sesimin güzel olduğunu düşünüyorum. 2 aylık bir gitar kursu eğitimi aldım. Henüz çok amatörüm. Bir parça coverladım. Tavsiyelerinizi istiyorum. Hemen bakalım Serkan. İkinci perdeye bare koymuş. Of, çok kalın. Serkan, hemen kesiyorum. Şu bareyi bu 2'den al şöyle bir 5'lere 6'lara bir taşı bakalım. Ondan sonra sesin duyulacak. Şu an sesin yok gibi bir şey. Bir de çok dümdüz söylüyorsun tabii. Ama normal daha 2 aylık gitar öğrencisi bu şekilde çalar ve bu şekilde eşlik eder. Devamını getir. 5. 6. perdeye bir koy bakalım. Daha iyi olacak. Sesini bir çıkar önce. Yiğit Han Kurt Dişi'nin şöyle bir sorusu var. Hocam sorumu cevaplarsanız çok mutlu olurum. Bizim bir grubumuz var. Vokalimizin sesi çok inceydi. Transpoz ederken zorlanıyorduk. O ayrıldı. Ben ritim gitaristim, vokal oldum ama sesimi iyi kullanamıyorum. Konsere çıktık ve acemiliğin de etkisiyle kötü yorum aldım diyor. Ne yapabilirim diyor. Yiğit Han güzel bir noktadasın aslında. Sesini eğitmen gerektiği konusunda şu an netsin. Konsere çıktın ve kötü bir yorum aldın. Ne yapabilirsin? Tonlar sana uygun mu bir kontrol et. Ondan sonra da kısa süreli de olsa bir eğitim al. Yani sesini kullanmayı öğrenmezsen nasıl söyleyeceksin ki? Nasıl olacak bu istediğin şey? Acemiliğin etkisi de çok büyük üzerinde tabii ki. Senin gibi çok insan geliyor bana çalışmaya. Çok fazla insan geliyor. Yani önce vokaller daha sonra ana vokal haline geliyorlar. Ve ondan sonra ne yapabilirim diyorlar. Bir repertuarı iyi seçmen lazım. Sesinin uyup uymadığına bakman lazım falan. Yani işin var. Anladın? Dilara Can diyor ki, hocam size şöyle bir sorum var. Beli inceltmek ve şekillendirmek için korseler takmak diyaframı etkiler mi? Etkiler. Yani ben hiçbir zaman korseli şarkıcı tavsiye etmem size. Kilo verin. Başka çare yok. Yani korseyle yaşamak, korseyle şarkı söylemek hiç güzel bir şey değil. Çok rahatsız edici bir şey. Diyaframını sürekli kasıp rahatsız da edebilir. Ben tavsiye etmiyorum fazla. Ama kullanılıyor yani. Korseyle de şarkı söyleyebilirsiniz ama her zaman korseyle yaşamanızı tavsiye etmem. Sevgi Demirkıran şöyle demiş. Merhabalar, 18 yaşındayım. Gitar çalıyorum, beste yapıyorum. Konservatuara hazırlanmak istiyorum ama imkanım yok. Çok fazla ücretsiz bulduğum kurslarda bilgi vermekten çekinen hocalar var. Tavsiye edeceğiniz site veya hazırlık seti var mı hocam? Sevgicim, sonuçta bu profesyonel bir iş. İnsanlar bununla çalışıyorlar ve hayatlarını geçiriyorlar. Bir şey diyemiyorum. İnternette şu an benim yaptığım şey sorularınızı yanıtlamak. Kafana takılan sorular olduğunda lütfen yaz. Sana yapabileceğim yardım şu anlık bu kadar olur. Onun haricinde bir set bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yurt dışında pek çok set var. Kulak çalışmalarıyla alakalı. Ama karşılıklı çalışmadan konservatuar sınavlarına hazırlanmak pek kolay değildir sevgi. Yani bir eğitim süreci senin için gerekiyor. Mecbur kalacaksın gibi. Gökçe İlal Yavuz'un şöyle bir sorusu var. Hocam 15 yaşındayım. Bir yarışmaya katıldım. İkinci elimeye geçtim. Diyor ki karaoke söylerken alttaki müziği uyum sağlayamıyorum. Gitar eşliğinde daha iyi söylüyorum. Hatta enstrümansız daha da iyi söylüyorum. Ne yapabilirim? Gökçe'cim yapabileceğin hiçbir şey yok. Bir karaoke uyuman gerekiyorsa onun için defalarca çalışıp kendi tonunda tabii bulup önce uyum sağlaman gerekiyor. Eğer buna uyamıyorsan gitarla çık. Gitarla da olmuyorsa yapacak hiçbir şey yok. Defalarca çalışman gerekiyor. Biray Ulusoy'un şöyle bir sorusu var. Hocam bir sorum olacak. Videomu analiz yapar mısınız? Hadi yapalım. Biraycığım güzel. Birazcık hafif hafif volümsüzsün. Hafif ama çok böyle illa öyle yüksek sesle söyle diye bir zorunlamam yok. Birazcık daha volümlü olabilir ama gitara hakimiyetini zaten görüyorsun. Ne kadar rahatsın. Söylerken etrafa bakabiliyorsun. Yani o kadar rahat söylüyorsun. Bu da senin okumanı çok rahatlatıyor. Müzik kulağın güzel. Güzel şarkı söylüyorsun. Ben çok beğendim seni. Müzik
çalarken eğleniyorsun da zaten. Tebrik ederim. Hafif entonasyonu kayabiliyor ama genel olarak ben seni beğendim Miray. Çalışmana devam et. Çok iyi gidiyorsun sen. Güzel. Streetser Team diyor ki gırtlak vokaliyle ilgili bir video yaparsanız sevinirim. Bunu nasıl bir video yapabilirim sana? Yani bunu çok iyi yapan şarkıcılar var. Gırtlak vokal ile temiz vokal arasında sıkmayla alakalı bir fark vardır sadece. Yani bunun haricinde bir gırtlak videosu oturup onun üzerine konuştuğum pek çok şey var. Uzun süreli kullanımlarda zarar verebilir, sesinizi kısabilir diye. Ama sadece bir taktikayı zaten geliştireceksiniz. Tevfik Aşçıoğlu diyor ki Emre Bey, 20 yıldır günde 2 paket sigara içiyorum. Nefes problemimin kaynağı bu diyor. Bu sıkıntımı sigarayı bıraktıktan sonra geri dönüşü var mı diyor. Olmaz mı Tevfik Bey? Var tabii ki. Ulaş Gençoğlu diyor ki hocam merhabalar. Öncelikle 15 yaşındayım. 1 sene şan dersi aldım. Biraz ara verdim. Sorun şu. Ben şarkı söylerken yutkunma sorunu oluyor. Sürekli yutkunma geliyor. Şimdi Ulaş, bunun sebebi, bir numaralı sebebi heyecan. Heyecanını yenmen lazım. Bununla yenmenin tek bir yolu var. Bol söylemek. Daha çok şarkı söyle. Daha çok insanlar karşısına çık. Daha çok gitarını al, daha çok söyle. Bu yutkunma geçmeye başlayacak. Ama çok heyecanlandığı zaman insan, bu her zaman yutkunma olur. Yani ileride, çok ileriki yaşlarda da, çok büyük bir ortama çıktığında da bu heyecanı yaşayacaksın. Bu heyecanla yaşamaktır müzisyenliğin ve şarkıcılığın özü zaten. Bu heyecanı yaşa, yutkunma gelsin, zaman zaman yutkun. Ama kendini alıştır buna yani. O yutkunma esnasında da ayakta durabilmeye alıştır kendini. Hemen sürekli yutkunma. Yani dışarıya gösterme bunu. Kendinde sakla. Tamam? Fatoş Kelebeğin sorusu şu. Hocam merhaba. Yaşım 21. Sesim gayet güzel. Üniversite müzik bölümüne de hazırlanıyorum. Yalnız bir sorunum var. Şarkı söylerken nefesim yetmiyor. Nefes alıp verirken o sırada şarkı bozuluyor. Burnumda et yok, ne yapabilirim? Fatoş, çalışacaksın. Nasıl çalışacaksın? Nefes alma yerleri belirleyeceksin şarkıda. Biz şarkılarda nefes alma yerlerini genelde cümle başları veya virgül aralarında alırız. Yani cümlenin anlamını bozmamaya çalışırız. Kelimeleri bölmemeye çalışırız. Tamam? Mesela çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim ela. Bu şekilde keserek değil, bir cümle oluşturmaya çalışarak. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim ela gibi. Yani cümleleri tutmaya çalışırız. Ve başta bu zor gelir. Fakat kendini iyi alıştırıp nefes başlarında, yani cümle başlarında güzel nefeslerle bunu sonuna kadar taşıyacağım ben diye direnirsen vücudun da buna uyum sağlar. Diyaframın gelişir. Namık Hüseyin demiş ki hocam boğazımda balgam var. Ne kadar yutkunsam da geçmiyor. Yapacağın tek şey doktora gitmek. Bu balgamın sebebini öğrenmek. Sevgili Namık. Elif Aydın'ın şöyle bir sorusu var. Hocam merhaba, ben 19 yaşındayım. Konuşurken sesim çok tiz çıkıyor. Yani arkadaşlarım bile bazen senin sesin çok tiz diyebiliyorlar. Acaba sesime tokluk kazandırabilir miyim diyor. Şöyle söyleyeyim, Elif bana bir kaydını da gönderdi ve ben Elif'in sesini dinledim. Elif'in sesi evet ince bir ses ama Elif'in sesi güzel bir ses. Kendisi paylaşmamı istemedi, o nedenle paylaşmıyorum sizin sesi ama... Arkadaşlar, sizin sesiniz ince, kalın veya farklı renklerde olabilir. Erkek veya bayan olarak farklı seslere sahip olabilirsiniz. Herkesin kendisine ait güzel bir sesi vardır. Düşündüğünüz gibi değil her şey ve kendinize ait bu güzel sesinizi kullanmayı ve geliştirmeye çalışın. Ben Elif'in sesini dinledim. İnce bir ses ama zaten normal bir soprano bayan sesi ve bir hani böyle çok insana nasıl diyeyim, aşırı ince, aşırı tiz ve nasıl böyle bir ses olabilir diyecek bir ses rengi değil. Genelde herkes kendi sesini bu şekilde algılayabiliyor. Yani benim sesim güzel değil, benim sesim çok kalın, çok ince gibi yorumlayabiliyor. Hayır arkadaşlar, hepinizin sesi kendinize göre güzel, özel sesler. Lütfen kendi sesinizi bu kadar kolayca işte benim sesim güzel değil, benim sesim konuşma tonum bile güzel değil diye eleştirmeyin. Bundan uzak durun. Çünkü herkesin kendine göre güzel bir ses tonu vardır. Namigo'nun şöyle bir sorusu var. Merhabalar hocam, Azeri'yim. Telefon kulağıma koyarken çok iyi söylüyorum ama telefonsuz
sesimi çıkaramıyorum, gizliyorum. Ritmi tutamıyorum, vokal eğitim alıyorum. Bana birkaç kolay şeyler nasihat edebilir misiniz diyor. Namigo, ilk tavsiyem lütfen telefonla şarkı söyleme. Unut, bırak artık onu. Çünkü senin için artık telefonla şarkı söylemek tamamen telefona alışkanlık haline gelmiş. Ve bu sana faydalı değil. Bundan uzaklaş. Lütfen artık müzikle, enstrümanla, piyanoyla, neyle şarkı söylüyorsan enstrümanla şarkı söylemeni geliştirmeye çalış. Tamam? Telefondan ses almak falan yok artık hayatında. Unut. Kadir Dağlı şöyle bir soru soruyor. Hocam ses rengim güzelse diğer sorunlar, detone, yükselmeler falan bunlar eğitimle götürebilir miyiz? Müzik kulağım varsa evet, yoksa yapacak bir şey yok. Efil Genç'in şöyle bir sorusu var. Merhaba Emre Hocam. Ben amatör bir müzik grubunda solistlik yapıyorum. Fakat bu işe başlayalı daha kısa süre olduğu için tam olarak tek başıma sahne alamıyorum. Bazen back vokalde kalıyorum. Çift ses yapmak istiyorum fakat olmuyor. Nasıl yapabileceğimi yardımcı olabilir misiniz? Çift ses konusunda nasıl yapabilirsiniz? Çift sesler mesela normal vokal bu. İki ses yukarısıdır. Sol ise Si'dir. La ise Do'dur. Si ise Re'dir. Yani iki nota üstündeki sestir. Şimdi şöyle bakarsanız, tabii bu tamamen genel olarak söylediğim bir şey. Yani majör minör tonlarda bunlar Do'ysa Mi, Re ise Fa, eğer majör ise Re ise Fa diyez de olabilir. Yani küçük değişiklikler olabilir ama genel olarak iki ses yukarısıdır. Şimdi mesela bir melodi veriyorsunuz. Şarkının sözü bu. Biz bunun tiyersini yapacağız. Do, Re, Mi, Re, Do. Melodi bu. Bunu ne yapacaksınız? Do yerine Mi'den başlayacaksınız. İşte Do, Re, Mi, Re, Do. Mi'den başladığınız zaman Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Yani Do, Re, Mi, Re, Do. Ben Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do derken Do, Re, Mi, Re, Do. Bakın çift sesini yapıyor. Ya da o normalini yaparken Do, Re, Mi, Re, Do. Ben tiyers yapayım. Do, Re, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Re, Do. En güzel nota öğrenerek çözersiniz bunu. En iyi tiyers öyle yapılır ama nota öğrenmeden de bu kulak gelişimi çalışılabilir. Okul yıllarında hatırlıyorum. Mesela hatta lise yıllarımda radyoyu açardım. Radyoda hangi şarkı denk gelirse o şarkının vokalinin üzerine ben de tiyers yapmaya çalışırdım sürekli. Herhangi bir şarkı hiç fark etmez. Ama en güzel kendimi geliştirdiğim yıllar okulda solfej notayla beraber bunu yaptığım yıllardı. Sana da nota öğrenmeyi tavsiye ederim. Çünkü Polina Mamshilova şöyle bir soru sormuş. Merhaba hocam, ben bir grupta solistlik yapıyorum ama hiç eğitim almadım. Bu yüzden bazen sesimi beğenmiyorum ve bazı şarkıları söylerken zorlanıyorum. Önerileriniz nelerdir? Bir de bir link vermiş, sesim 042'de giriyor, yorumlarsanız sevinirim demiş. Bakalım. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim yine yan yana. Saramadım o belinden bir daha. Sen giderken Şöyle söyleyeyim Polina, güzel bir ses rengin var. Böyle hani şeker dediğimiz bir ton. Tam böyle sevimli bir ses rengin var. Çok hoşuma gitti ama çok pes bir ton sana. Bu senin tonun değil. Senin sesini yansıtmıyor. Ondan çok iyi anlayamıyorum yaptığın şeyleri. Fakat güzel geliyor. Hafif entonasyonların var. Yani hafif sürtoneler olmuşsun. Tonun birazcık minim minim dışına çıkıp gelmişsin ama bu ton sana ait bir ton değil. Çok pes bir ton. Ses rengin güzel. Şeker bir rengin var. Bu geliştirilebilir ama daha iyi kayıt gönder bana. Buradan çok iyi, sana çok detaylı bir şeyler söylemem zor. Nurcan Yılmaz şöyle bir soru sormuş. Abi, adım Yusuf. 14 yaşındayım. Arkadaşlarıma göre sesim daha önce nasıl kalınlaştırabilirim? 14 yaşındasın, ergenliğinin geçmesini bekleyeceksin. Mine Albay. Evet, Mine bana pek çok kayıt atmış. Şimdi ben bu kayıtları bir dinleyeyim bakalım.
Öncelikle merhaba hocam. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Cevabınız 9 Aralık'ta yayınlamış ve size kayıt atmam gerekiyordu. Peki. Çok gürültülü kayıtlar ama ses senin çok güzel geliyor Mine. Çok hoşuma gitti. Bir tane daha dinleyelim. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Dürürüm uçan kuşlar, martılar yeşil tonu kaybettin ha. Bir bahar gülen şensin, dağlılar vardı. Yine bu kayıt iyi olmamış. Gülen şensev. Gülen şensev, dağlılar vardı diye bir ayrım oluyor, gördün mü? Gülen şensev, dağlılar vardı. Bu klasik hatadır, nefes hatası. Gülen şensev, dağlılar var. Yani sevdalıları birbirinden ayırmaman lazım. Bunu asla unutma. Bir de ton içinde kalamamışsın pek. Bu kaydı beğenmedim. Fakat ses rengin çok güzel. Gırtlağın da çok güzel. Namelerin falan var. Bir tane daha kayıt var. Onu da dinleyeyim. İnsan doğdum. Yalnız ölüyordum. Dünyanın üstünde demek fare gibiyim. Ben koştukça o ters dönüyor, yerinde sayıyorum. Çok güzel, rengin çok güzel. Mineciğim çok güzel bir ses tonun var. Okuma yorumun da yani yaşına göre çok çok iyi bence. Çok geliştirilebilir bir sesin var, çok beğendim ama tonları kaybediyorsun sen biraz. Böyle dalgalı denizli bir giriyorsun şarkının içine, bir çıkıyorsun. Ama güzel bir rengin var, bak bunu geliştirebilirsin. Bu akşam da yalnızım. Dırı 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 dırı. Yine her akşam gibi. Mine, tonları kaybediyorsun. Ses rengi şahane. Gırtlak güzel. Ama solfej çok zayıf şu anda. Biraz solfej eğitim, senin müzik eğitimi alman lazım. Bir güzel bir müzik eğitimiyle kendi kulağını doldurursan geleceğin parlak, çok güzel bir rengin var. Çok beğendim. Kadir Yılmaz'ın şöyle bir sorusu var. Hocam merhaba, ben şan kursuna yeni başladım. Keman da çalıyorum. Fakat müzik kulağımın zayıf olduğunu söyledi hoca. Ne yapmam gereksizce? Geliştiririz diyor. Ümit kesme diyor ama ben ümitsiz oluyorum. Hayır Kadir, ümitsizlik yok. Devam, çalışacaksın hocam dinle. İlayda Yaren, 16 yaş eğitim için yeterli mi sizce? Yani, olabilir. Bir sene daha sabret bence. Ama yine de küçük küçük çalışabilirsin. Ben her zaman enstrüman çalışmanızı, müzik yapmanızı tavsiye ediyorum zaten. Yaşınız ne olursa olsun. Ama bir sene daha beklesen, bir 17 olsa daha iyi olacak. İbrahim Demirel şöyle bir soru sormuş. Hocam öncelikle sevgiler, saygılar benden de. 29 yaşındayım. Bağlama çalmayı çok seviyorum. Fakat türkü söyleyemiyorum. Gırtlaktan en üst seslere çıkabiliyorum. Sorunum ise söylediğim tüm türküleri düz okuyabilmem. Yani türkünün içindeki o nameleri, tınlamaları yapamıyorum. Nereden başlamalıyım? İbrahim, yaşın 29. Çok yani çok genç bir yaş değil. Name çalışmak zaman ister. Bol çalışmak ister. bir kursa gittin mi? Yani bir bağlama kursuna gittiysen burada pek çok nameyi çalıştırırlar sana. Bunları da sesinle tekrar ederek çalışabilirsin. Bana şu an en mantıklı gelen o çünkü. Ahmet Topağ'ın şöyle bir sorusu var. Hocam küçüklüğümden beri şarkı söylemek istiyorum. Nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Fakat insanlar sesimin güzel ama kullanamadığımı söylüyor. Ahmetciğim hadi o zaman çalışmaya başla. Madem yapmak istiyorsun yapacaksın. Enstrüman çal, gruplara katıl, bir şeyler yap. Müzikle ilgili her şeyi yap ki bu sesin gelişsin. Dubu'nun şöyle bir sorusu var. Hocam merhaba, ben Ege. Yaklaşık 7-8 senedir piyano çalıyorum. Son senelerde hem çalıp hem de söylemek istiyorum.
şunu fark ettim. Kafa sesimi farklı oktavlarda gür şekilde çıkarabiliyorum. Bundan nasıl faydalanabilirim? Faydalanabilirsin. Her şekilde. Ona uygun şarkı bulman lazım. Eğer kafa sesi içinde olan şarkılar bulursa kullanırsın. Yoksa ne işine yarayacak? Gaye Terzi'nin şöyle bir sorusu var. Merhaba. Sorunla ilgili olan bütün videoları izledim. Sesimde çok fazla titreme var. Sesimi kaydediyorum ve bunun farkındayım. Okul zamanı olduğu için yaz tatilinde şan eğitimi alacağım. Titretmemeye çalıştığımda sesim oldukça duygusuz çıkıyor. Ve kendimi şarkıya hakim hissetmiyorum. Hatta daha çirkin çıkıyormuş gibi hissediyorum. Ne yapabilirim? Titretme yani vibrasyon dediğimiz şey farklı yapılardadır. Sesini düz kullanırsın. Ağır vibrasyon vardır. Hızlı. Sen bunların hangisini yapıyorsun bilmiyorum. Kontrolsüz olan titremedir. Yani bu kontrolsüz olanıdır ve kullanılmaz şarkı içinde. Hangisini yapmak istiyorsan onu çalışman gerekiyor. Yani şarkı içinde hızlı vibrasyon mu? Candan Erçetin gibi. Ağır vibrasyon mu? Pavarotti gibi veya bir Türk müziği şarkıcısı gibi veya Teoman gibi. Ağır vibrasyon mu? Yani yavaş tempolu vibrasyon mu? Hangisine uygunsa birini tercih edeceksin. Dümdüz söylediğinde o da bir söyleme stilidir ve bozuk, yanlış titretmeler yapıyorsan buna çalışman gerekiyor zaten. Düz okumak kesinlikle gerekli. Bunların üçünü çalışman gerekiyor sevgili Gaye. Sezai Beşiktepe şöyle diyor. Hocam soruları mail hesabınızdan mı soruyoruz? Hayır, buradan soruyorsunuz. Mail hesabından gelen soruları tercih etmiyorum. Pek istemiyorum. Buradan sorun. Rahman Akçınar. Merhaba hocam. Gerçekten videolarınızdan birçok bilgi topladım. Fakat aklıma takılan bir şey var. Herhangi bir şan eğitimi almadım. Rock veya pop vokalistleri arasında genellikle ne fark oluyor? Ses bakımından. Bazen karaoke açıp sesimi denemek istiyorum. Mesela Duman grubu solisti gibi. O kadar değişik ki sesi Kaan'ın. Sesim belli yerlerde tize geçiş yaptığımda sesim çok kötü. İstenmeyen ses çıkıyor. Beni rahatsız ediyor. Senin bu yaşadığın şey sevgili Rahman okuduğun türle ilgili falan değil. Sen sesini kullanamıyorsun şu anda. Okuduğun hani rock ve pop arasında dağlar kadar fark var. Pop vokaller genelde seslerini düz, temiz kullanırlar. Rock vokaller kirli kullanırlar. Aralarında çok ciddi fark var. Yani sen Duman şarkısını söyleyemiyorsun şu anda. Sesini kullanamıyorsun demek bu. Tamam mı? Bununla ilgili değil yani problemin. Tahir Tuna'nın şöyle bir sorusu var. Merhabalar. 17 yaşındayım. Ve son bir yıldır iletişim fakültesinde okumak istiyorum. Sahne korkusu falan yok. Bazen nefes yetmiyordu. Sizin yavaş kitap okuma videolarınızı çözdüm. Harika. Ancak bunlara rağmen bir sorunum var. Sunumcu ve spikerleri incelediğimde erkek seslerinin daha bir kalın ve tok olduğunu görüyorum. Ses renkleri o çünkü. Acaba böyle bir sese sahip olmak alıştırmayla mı yapılır? Hayır. Yoksa ileri yaşlarda sesim yerine oturur mu? Evet, daha da oturacaktır. Ayrıca spikerlik için şan dersi almam ne kadar doğru olur? Doğruysa hangi yaş aralığında almalıyım? Spikerlik için diksiyon kursuna öncelikle gitmen gerekiyor. Şan kursuna ileriki zamanlarda da gidebilirsin. Ama öncelikle bir spiker olmak için doğru konuşmayı, doğru şekilde konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Önce diksiyon. Tamam? Ama o kalın ve net ses tonları Allah vergisi. Alıştırmayla öyle olmuyor insanlar. Senin farklı bir rengin vardır. Sen de onu kullan. NTV Spor'da İsmail Şenol diye bir spiker var değil mi? Maç anlatıyor. Sesi kalın ve tok mu? Hayır. Ama mükemmel maç anlatıyor. Böyle düşün. Her spikerin farklı stilleri var. Farklı kullandığı programlar var. Tuncay Gökhan. Hocam öncelikle vakit ayırıp yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Konservatuar müzik bölümüne hazırlanıyorum. Hocam duyduğum kadarıyla sanat tarihi hakkında sorular sınavda gelebiliyormuş. Bu konuda çalışmak için önerdiğiniz kitap, kaynak varsa en azından bizim en çok bilmemiz gereken kısımlarla ilgili önerinizi yazarsanız sevinirim. Bir de size ters düşmezse hazırlık kursları için ortalama ne kadar ücret talep edilir paylaşırsanız fiyat bilmiyorum. Arayıp kursları sormanız lazım. Kitapla ilgili olarak sanat tarihi pek çok kitap var. Fakat siz hangi okula gireceksiniz? Bir Türk müziği okuluna girerseniz sanat tarihinden size Türk müziğinin tarihiyle ilgili sorular çıkar.
bir Batı müziği okuluna girecekseniz Batı müziği sanat tarihiyle, Batı tarihiyle, Batı sanatıyla alakalı sorular çıkar. Hangi okula girecekseniz ona uygun kitapları internetten bakın. Şu an aklıma size şu kitap bu kitap diyemem. Zaten yüzlerce kitap var bu konuda. Ozan Sarı'nın şöyle bir sorusu var. Hocam merhaba. Sesimin hiç ve hiç güzel olduğuna inanmıyorum. İki aşağı ders aldım ve nedendir bilmem hiç de katkısını görmedim. En azından ses tonunu gitara uydurmaya çalışıyorum. Tamam. Nota basarken problem olmuyor. Dördüncü ve beşinci tellerde la, si, do, re, mi, fa seslerde gayet uyuyor. Diğer tellerde zorlanıyorum. Akor basarken sesimi nasıl uyduracağımı bilmiyorum. Akorla beraber şarkı çalarken sesimin uyduğunu düşünmüyorum. Demek uymuyor. Doğru. Ozan, bu konuda sana nasıl yardımcı olabilirim? Gitar çalarken elini koyduğum videoları gönder, sana kaç ton transpoz etmen gerektiğini söyleyebilirim. Transpozu öğrenmen gerekiyor. Sudenur Tuğra'nın şöyle bir sorusu var. Hocam 14 yaşındayım. Biliyorum bu yaşlarda sesi oturmamış olur ama gitar çalarken gitar öğretmeninin çalarken aynı zamanda söyletmeye çalışıyor. Ben sesimi çok ince buluyorum ve sesimi kaydedip dinlediğimde hiç beğenmiyorum. Hayır Sudenur. Sesini gitara uydur. Sesin ince olup olmaması önemli değil. Bu senin sesin, şu anki sesin. Senin önemli olan müzik kulağının gelişmesi lazım. Lütfen bunu problem etme. Lütfen etme. Şarkı söylemeye devam. Kulağına gözünü kapa her şeye. Şarkı söyle. Tamam? Lütfen utanma, çekinme. Emre HK'nın şöyle bir sorusu var. Hocam merhabalar, ben 20 yaşındayım. Şu an Avustralya'da öğrenci olduğum için gelip sizi göremedim bir türlü. Tamam. Benim müzikle aram 13 yaşından beri iyi. Ama hiçbir zaman gitar, piyano gibi enstrümanlarla işim olmadı. Yaptığım müzik tarzı farklı. Birazcık rap, hip hop. Son 2 senedir tarzım değişti. Gitarı elime almaya çalışmaya başladım. Ses konusunda geride kaldığım noktalar var. Sanırım bir video göndermiş. Bir ses testi istiyor. Bekliyorum seni. Ağzın çok kapalı. İp gibi. Demin. Aç ağzını. Biraz daha iyi oldu. Çok volümsüz söylüyorsun. Kaderimde bu da mı vardı? Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla. Tamam. Başkalarıyla. Çok küçüksün. Hiç vücudunu kullanmıyorsun. Bak şöyle oturmuşsun. Göreceksen eğer hiç. Göreceksen eğer. Yani vücudunun şöyle bir şarkıya hazır, hani kavgaya hazır durur gibi şöyle bir sıkı durması lazım. Tamamen kendini bırakmışsın. Bu şekilde şarkı söylerken sessiz. Böyle çıkar zaten. Funny Gamers'ın şöyle bir sorusu var. Hocam merhabalar, bir sorum olacak. 6 ay önce gitara başladım. Şu an bütün notaları çalabiliyorum ama tek sıkıntım şu. Sesim çok kötü. Yani kuzenlerim, arkadaşlarım ama müzik kulağın var yani. Sizin test videonuzu yapabiliyorum diyor. Vokal çalışmalara baktım. Onları da yapabiliyorum. Yani sesini kullansam kötü olduğu halde şarkı söyleyebilir miyim? Evet söylersin. Yaşım 17. Grubum bahsediyor. Müzik kulağım varsa bu gelişir. Gelişebilir. Tamam? Çalışman lazım. Eğitim alman lazım. Çalış. Tayfun Arslan. Hocam ben kalın bir ses tonuna sahibim. Bu kalınlığı hangi makamda müzikler dinleyerek eğitmeye çalışabilirim? Kalın olan hangi şarkı varsa, daha çok kalın tonlarda söylenen. Mesela Zülfü Livaneli, değil mi? Birden fazla makam karışık mı dinleyeyim yoksa tek bir makam üzerinde mi yoğunlaşayım? Türk müziği makamlarını düşünüyorsun. Makam sesimin kalın olması sebebiyle hangi makam olmalı? Makam önemli değil. Hiç öyle bir şey yok. Ya şu makam okursun, bu makam okumazsın diye bir şey olur mu? Dünya kadar bas ve bariton sesli insan var. Bu insanlar her makamda şarkı söylüyorlar. Kendi sesinize uygun şekilde transpoze ediyorsunuz, söylüyorsunuz değil mi? Kendi sesinize uygun transpoze edebilirsiniz. Makamla ilgili bir sıkıntın olmasın. Her makam çalışır. Vine Samsung. Hocam ben sesini iyi buluyorum fakat bu kayıt aldığım zaman hevesim bozuluyor. Sesim gerçekten kayıtta gibi olmuyor. Bir ekipman ya da ses kartından mı oluyor diyor. Hayır.
Ondan değil. Daha önceki videolarda pek çok yere anlattım. Sesini zaten bir yere kaydettiğinden çok iyi gelmez. Evet, ses kartı kötü olursa daha da kötü kaydolur ama iyi değilse, yani varsa iyi okuyamıyorsan zaten nasıl iyi kaydolacak? Böyle düşün. Hüseyin Polat, merhabalar hocam. 24 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Yaz aylarında sokak müziği yapıyorum. Harikasın. Kış aylarında semt pazarlarında balıkçılık yapıyorum. Malum pazarda balıkçılık yaptığımız için taze günlük balık diyerek sesini bağırmak zorunda kaldığımız oluyor. İyi teknik kullan. Ne olacak? Taze! Açık ağız. Öğrenmişsindir bunları. Bağırmak sese faydalı mı yoksa zararlı mıdır hocam? Çok bağırmak zararlıdır ama doğru pozisyonda bağırırsan çınlatırsın ortalığı. Bunu pazarcılar çok iyi yaparlar. Ben gelen öğrencilerime hep örnek veririm. Veya bozacılar. Boza! Değil mi? O kafa seslerini, tiz bölgeleri ne kadar iyi kullanıyorlar. Açık ağızla güzel tınlata tınlata seslerini çıkarıyorlar. Bir de video atacağım. Sesimin hangi ton olduğunu bulamıyorum. Karar sesi verirken zorlanıyorum. Analiz yaparsanız sevinirim. Bakalım Hüseyin. Duydum ki unutmuşsun. Sevgili Hüseyin, bak bu duyduğum şeyde yarı böyle bağırmaya doğru gidişatın var. Senin sesin kısılma eğilimli bir ses. Tamam, sokak müziği yapıyorsun ve sesini hep duyurmak zorundasın, anlıyorum. Gözleri deyince hafif böyle bir gırtlağında bir hafif böyle bir sürtünme hissettim. Tamam, bağır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Belli yerlerde yumuşan sesin. Nedir bu tam tazyik sürekli söylüyorsun? Hep aynı şekilde kuvvetli okumaz ki şarkı. Yavaş yavaş yorum yap. Bazı yerlerde düş. Bu sesini nasıl koruyacaksın? Nasıl uzun saatler şarkı söyleyeceksin? Lütfen bunlara dikkat et. Yazık olmuş o gözler. Çok sert. Genel olarak söyleyeceğim bu. Force etme. Buna force diyoruz biz teknikte. Aşırı bastırma. Güzelsin. Güzel iş yapıyorsun. Fakat çok anormal bastırma. Zaman zaman sesini yumuşat. Sokakta bile olsa yumuşak söyle. Yoksa sesin yorulacak. Çok erken yaşlanacak. Tamam? Radyo Güneyli'nin şöyle bir sorusu var. Selam hocam. Nasıl hitap edeceğimi bulamadım. Şaşırdım bir an. Yazamadım. Benim sorum şu olacak. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Burada TSV koromuz var. Nacizane solistik, koristik yapıyorum. Ve YouTube'daki karaoke üzerine şarkılar okuyorum. Harika. Sesime gidecek şarkılar nasıl olmalı? Sizden rica edecektim. Videolarıma bakarsanız sevinirim. Videon nerede Güneyli? Bana linki de yaz. Böyle olmaz. Cengiz Mehmet Zilfi yazmışsınız. Bir de oradan bakalım. Hadi. Yani senin için bakıyorum ama inan bana link yazın altına. Link yazmazsanız bulamam. Eğer sen olmasaydın, ben bu hayatta ne yapardım bilmem. Seninle ben öyle mutluyum ki anlatamam. Bana öyle duygular yaşatıyorsun ki. Cengiz Bey, kayıt teknolojiniz baya kötü. Çok fazla reverb var, kullandığınız mikrofon kötü. Biraz kayıt kalitesini geliştirmeniz lazım galiba ya. Bu çünkü güzel duyum sağlayan bir şey değil. İyi bir mikrofon, iyi bir ses kartı, biraz da kayıt ederken şu reverb'den, birazcık aşırı reverb'den kurtulun. Kötü duyuluyor. Ses renginiz kötü gelmiyor ama kayıtınız kötü geliyor. ASD V'nin şöyle bir sorusu var. 8 seneden enstrüman çalıyorum. 11 tane de enstrüman çalmayı biliyorum ama şarkı söylemeye cesaretim yok. Neden? Bu kadar şeyden sonra bence geliştirebilirsin. Sametcan, hocam merhabalar, ben Samet. Enstrüman olarak uzun sap bağlama çalıyorum. Nota bilgim yok. Tamamen kulaktan çalıyorum. Arada saz çalan abilerim var ki seslerini kaçırdığımı söylüyorlar. Pes bir şekilde söylerken tize çıkmam gerekiyor. Bu durumda girişlerim düşüyor. Ya da tiz girişim oluyor ama sonu gelmeden sesim kesiliyor. Oo Samet, yani bu sen
şarkı söylerken tize çıkamıyorsun bir anda. Yok aşağı düşerken kaçırıyorsun gibi şeyler. Sesini daha henüz kullanamıyorsun Samet. Güzel bir şekilde bu geçişleri egzersizlerle çalışmamız lazım. Bunlar pek çoğu karşılıklı çalışmayla gideriliyor. Bir eğitmen lazım sana. Gülgülen'in şöyle bir sorusu var. Hocam, ben altoyum. Do majörde, la si do'da solfej okurken kafa sesini kullanıyorum. Kendi sesimi kullandığımda boğazım açıyor ve yoruluyor. Normal do majörde tüm sesleri piyanodaki gibi vermek zorunda mıyız yoksa kendi tonuma göre mi söylemeli? Yani diyorsun ki bir solfej çalışması gibi bir şey var burada herhalde. Tizlerde kafa sesini kullanıyorum. Evet, kendi sesini kullanmayacaksın. Zaten tiz seslerde la si'den sonra bayan seslerinde hele altoysan, yani alto bir rengin burada la si do seslerini tam ses çıkarması saçma sapan bir şey. Olmaz öyle bir şey. Buradaki la si do'ları çıkarırsan tamamen kafa sesine döneceksin. Tamam? Sakın. Eren Türkiye'nin şöyle bir sorusu var. Hocam, bir seneden beri gitar çalıyorum. Daha yeni yeni alıştım. Kavradım ama bir şey fark ettim. Gitarla şarkı söylerken sesim gitarla uyuşmuyor. Google'dan araştırdım ama tam doğru tonunu bilmiyorum. Sizden duymak istiyorum. Sevgili Eren, bunu bulman için transpoze bilmen lazım. Deneyeceksin. Farklı farklı tonlarda hangisine uyduğunu deneyeceksin ya da bir eğitmenle oturup çalışacaksın. Buğra Tanşengül. Emre hocam, ben 11 yaşındayım. Hem keman hem de piyano çalıyorum. Sizce gitara başlamam uygun mudur? Cevaplarsanız sevinirim. Sevgili Buğra, ben seni tanıyorum. Antalya'dan benim çok sevdiğim arkadaşım Serdar'ın oğlusun. Beni buralarda kandıramazsın. Canım benim, sen gitara da başlayabilirsin. Çok yetenekli bir çocuksun. Enstrüman çalmada maymun iştahlı olmak diye bir şey vardır. Ama yeteneğinizle her birine bir kabiliyetiniz varsa geliştirebilirsiniz. Hiçbir ayıbı yok yani. Bu kadar sene keman çaldım, şimdi gitar asla çalmamalıyım diye bir şey olur mu? Her enstrümandan almanız gereken tatlar var. Öğrenmeniz gereken şeyler var. Belki ileride aranjör olacaksınız. Her enstrümanla ilgili bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bence başla. Alkan Dalga Kıran şöyle bir soru sormuş. Merhaba Emre. Ben 22 yaşındayım. Kendim bildim bileli, daha doğrusu kendi çapımda müzikle her zaman uğraştım. Annem az solist. Fakat müzik konusunda bana hep engel oldu. Şarkı söylemekten diğer enstrümanlara geçemedim. Şimdi üniversite okuduğum için zor bela gitar öğreniyorum. Bir grupta vokallik yapıyorum. Birçok farklı sanatçıyı orijinal tonundan söylüyorum. Sizce böyle yapmam doğru mu? Zorlanmadığımı düşünüyorlar. Ya da transpoze yapmaktan çekiniyor olabilirler. Sizce nasıl yorumlarsınız? İkisi de olabilir Alkan. İkisi de olabilir. Sen o tonlarda okuyabiliyorsan sorun yok. Ama problem varsa transpoze yaptıracaksın. Tamam. Onun dışında bir problemi yok. Alex Burton'un şöyle bir sorusu var. Merhaba Emre Bey. Size birkaç sorum olacak. Cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim. Sorularım uzun fakat yıllarca ülkemde bulunan tanıdığım hiçbir eğitmenden tatminici bir cevap alamadım. 1. 17 yaşındayım. Erkek olmana rağmen sesimle herkes kız gibi sesim var diye dalga geçiyor. Sesimin bu denli ince olmasının nedeni nedir? Ses rengin. Ses rengin öyle. Ve 17 yaşındasın. Sesin nasıl olacak? Tabii ki şu an daha oturacak, daha da oturacak. Daha bir 25'leri 26'ları bekle. Daha sesin oturmaya başlayacak. Ama yani 17 yaşındasın, sesin çok aşırı tiz çıkıyor. Ses rengin böyle. Ses rengi böyle, sana uygun şarkılar var, sana uygun bir repertuar var. İbrahim Tatlıses'in de sesi ince. 2. Sesimi analiz eder misiniz? Ayrıca kaydettiğim o şarkıyı tek bir seferde kaydettim, düzgün söyleyemiyordum. Son zamanlarda deton olmaya başladı. Artık tek seferde kayıt yapamıyorum. Şarkı söylerken sanki boğazım biri sıkıyormuş da ben bağırmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bu neden olur? Ne gibi çalışmalar önerirsiniz? Videodaki şarkıyı sonuna kadar dinleyin lütfen. Fazla uzun değil. Dinleyelim bakalım. It's time for me to take care. Ya bu ses çok ince bir ses değil. Lütfen, yani bu kız sesi falan değil. Gayet net bir tenor rengi. En ince erkek rengi. Bas, bariton, tenor. Erkek sesleri üçe ayrılıyor. Bu da bir tenor rengi. Bunda bir şey yok. Ayrıca yaşın 17. Daha ileride daha biraz daha kalınlaşacak. Böyle kalmayacak. Best right now, not gonna fake it. Now when you go down, cause this is ses, my game. Çok normal bir ses, tam bir tenorsun sen. Bas, bariton, tenor. 3 tane erkek rengi var zaten. Sen de tam bir tenorsun. Bence çok ince falan değil, gayet de güzel bir rengin var. 17 yaşında birinin sesine göre normal bir ses bu. İleriki yaşlarda biraz daha kalınlaşacak tabii ki.
I used to hold my freak back, now I'm letting go. I make my own choice. Güzel, gırtlaklarında hoş. So you say I'm complicated, that I'm a... Vibrasyonlar harika sonda, çok güzel. Must be on my mind. Şunu sorayım. Bir tane şarkı kaydetmek istiyorum. Sonlarına doğru arka planda F5 notasında zannedersem G5 olur. Bu notamaya nadiren çıkabiliyorum. 5-6 saniyelik geçişler var. Bu notayı sadece düz bir şekilde çıkabiliyorum. Hiçbir şekilde kontrol edebiliyorum. Edemiyorum. Ayrıca bu seslerde kafa sesi kullanmadan çıkıyorum. Şarkı söylerken tek notadan okunan bir yerde rahatlıkla bu notaya çıkabiliyorum. Tabii iş 3 ve 4 noktadan oluşan kısma gelince değişiyor. Bunu kontrol etmek ederek notalardan taşmadan o 5-6 saniyelik yerleri seslendirmenin bir yolu var mı? Ben bir şey anlamadım Alex bundan. Ben hiçbir şey anlamadım. Çok karmaşık anlatmışsın. Ayrıca dinlediğin zaman arkana dik bir şekilde yapılan name ver, ben onu yapamıyorum. Yapamayacaksın tabii, bayan tonu. Nasıl olacak? Yani arkadaşların sana kız gibi sesin var dediği zaman senin kız gibi sesin olmadığını görüyorsun işte. Demi Lovato'nun çıktığı sese senin çıkabilmen mümkün mü? Yani onun çıktığı renge senin aynı şekilde çıkabilmen imkansız gibi bir şey zaten. Hiçbir şey çalışman falan gerekmiyor. Senin sesin öyle değil. Öyle bir rengi yok. Demi Lovato kendi tonundan okumuş, sen onun tonundan eşlik etmeye çalışmışsın. Bu şarkı şu an senin kendi okuduğun tonda değil. Tamam? Şimdi bu aralıkta gördüğüm kadarıyla yaklaşık olarak sende 3 oktavlık bir renk gözüküyor. Tiz sesini hafif çığlıkla karışık attın. Tam bir tenorsun sen. Bunları tenorlar çıkarır zaten. Leje tenor karakterin var. Normal, güzel bir rengin var, geniş bir sesin var ya, güzel şarkı söylüyorsun. Devam et. YouTube sorularımızın sonuna geldik. Şimdi Facebook'a geçiyorum. Evet, Facebook'ta bakalım neler sorulmuş bana bu ay içinde. Ben de hepsini yanıtlamaya çalışayım. Şimdi, Hanzala Keleş'in Facebook'tan bir sorusu var, onunla başlıyorum. Hocam, malumunuz hatalı diyafram nefesi alışkanlıklarımızdan dolayı icra esnasında nefes alırken ve verirken alt ve üst solunum yollarında aşırı bir gerginlik söz konusu. Rahat olamıyoruz. Refleks oluşmuş sanki. Bunu aşmakta zorlanıyoruz. Tavsiyeleriniz var mı? Demiş. Ve demiş ki hocam rica etsek burun kısmınızda kapalı tutarak kapalı olmayan, doğal olmayan ve doğal olan ses arasında ufak bir vokal yapabilir misiniz? Selametle demiş. Şimdi bunlar Hanzal abi bunları yanıtlamak isterim ama çok iyi anlayamıyorum. Yani bunları benim sizi görerek anlamam lazım. İnanın hani yani nefes alışkanlıklarından dolayı alt üst solunum yollarında gerginlik oluyor. Yani bunları sizi görerek benim anlatmam gerekiyor. Kendim görmeden anlatmam çok zor. Bilmiyorum çünkü şu an ne demek istediğinizi tam olarak. O nedenle bu sorunuza bir yanıt veremeyeceğim şu anda. Cem Özdemir. Evet. Allı turnam kayıt demiş. Bakalım neyim, nasıl bir şey olacak. Bakalım bir parça göndermiş bana. Allı söyleyeyim, beğendim sesini. Güzel bir tiz rengin var. Tonlar güzel, ses oturmaya başlamış, gayet gayet güzel. Bir küçük entonasyonlar var. O da gitara yorumlamışsın, bir yorum yapmışsın Türkiye'ye. Şeker söyle kaymak, söyle bal söyle. Tonun içinde biraz ton dışına çıkıyorsun. Gülüm gülüm kırıldı kolum turnalar. Şöyle söyleyeyim Cem, kötü şarkı söylemiyorsun, güzel de bir ses rengin var, genişliğin güzel ama ses içi böyle dalgalı denizisin, tonun bir hafif çıkıyorsun geliyorsun, yani sağlam söylemiyorsun şarkıyı. Ben seni dinlerken şunu hissetmiyorum ya, hani ne güzel söylüyor, ben hiç bakmayayım bile, rahat rahat söylesin. Ben öyle değil. Hep bende bir gerginlik yaratıyorsun. Hafif tonun dışındasın. Yani böyle
sallanıyorsun. Bunları çözmen lazım. Hiç detone olmaman lazım. Hiç. Çok az. Belli bir etmemelisin ki bana. Ben rahat rahat seni dinleyeyim. Tamam. Adil Güven Çıdık. Bakalım ne demiş. Merhaba Emre Hocam. YouTube'da yayıncı olmak istiyorum. Yaşım 16. Sesimin uygun olup olmadığını gerçekten merak ediyorum. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Yaptığım videodan çok kısa bir bölümü size göndermek istiyorum. Sesimle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Hadi bakalım neymiş. Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. 21 yaşında tahta geçti. Şimdi bu ses konundan şunu anlayabiliyorum. Günlük konuşma sesim demiş bu ses için. Ses tonunuz güzel. Yani şey yok fakat kayıdınız iyi değil. Kötü bir kayıt bu. Bu mikrofonunuzu ve ses kayıt ekipmanınızı daha iyi hale getirmeniz lazım bence. O zaman daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ama ses tonunuz güzel. Pes bir renginiz var. Muhtemelen yaşınız kaç yaşında olduğunuzu tahmin edin ama genç bir sesiniz var. Ona rağmen tok bir renginiz var. Rahat rahat yayın yapabilirsiniz. Ömer Ayrıç'ın şöyle bir sorusu var. Merhaba Emre Bey, ben YouTube'daki videolarınızı izledim ve 18 yaşındayım. Ben gitarı 5 yıldır çalıyorum. Oldukça iyiyim. Bestelerim var, gitarla müzik ait ama bir türlü ses konusunda dikiş tutturamıyorum. Sesim fena değil. Mesela Kaan Tangöze'nin yakın bir sesim var. Şen eğitimi alıyorum. Şarkılarda vurgu ve duygu eksikliği yapıyorum. Ne yapmalıyım? Duygu ve söylemeni geliştirmek zorundasın. Ne yapabilirsin ki bunun dışında? Hiç de sesini bilmiyorum. Nasıl söylediğini de göndermemişsin bana. O nedenle bir şey diyemeyeceğim senin için şu an. Furkan Günday'ın şöyle bir sorusu var. Merhaba hocam. Videolarınızı çok beğeniyorum. Öncelikle böyle aktiviteler yaptığınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir sorum olacak. Hocam ben Erzurum'da yaşıyorum ve burada gidebileceğim hiçbir şan kursu yok. Ben müzisyen olmak istiyorum. Yarışmalara falan katılayım diyorum ama sesim eğitimsiz olduğu için cesaret edemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Sesimi nasıl geliştirebilirim? Furkan bana kayıt gönderebilirsin. Sana fikirlerimi söyleyebilirim. Onun haricinde yani hiçbir kurs, hiçbir şey olmaması kötü. Fakat Erzurum'da bir radyo olduğunu biliyorum. Orada sanatçılar vardır. En kötü enstrüman çalanlar vardır. Sana faydalı olabilirler. Onun haricinde online çalışmalar yapıyorum. İstersen ara iletişimden bir online çalışma yapabiliriz. Yani böyle bir çalışmaya da katılabilirsin. Burak Taşdemir soruyor. Öncelikle sizi sürekli takip ettiğimi belirteyim. Gerçekten çok güzel iş çıkarıyorsunuz. Ben yaklaşık 2 senedir gitar çalıyorum. Küçüklükten gelen bir müzik kulağım var. Sesimin iyi olup olmaması konusunda bir şey söyleyemem ama sesleri ayırt etme konusunda iyi. Gitarda daha ilk senemde kulaktan çalmaya başladım. Çalarken kafa kullanmaya dikkat ediyorum. Harikasın. Tiz şarkılarda zorlanırsam ilk işim transpoz etmek oluyor. Aferin. Belirgin bir ses rengim yok. Yani belli başlı şarkılarda sesimi doğru kullanmak şartıyla farklı sesler kullanıyorum. Çok güzel. Bu zamana kadar çevremde hiç kötü yorum almadım fakat sesimi doğru kullanmama konusunda soru işaretlerim var. Bir tane kayıt gönderiyorum. Bakalım. Bilinçli bir kullanıcı. Hadi bakalım. Çoktan. Bu çok kötü bir alışkanlık. Bunu değiştirin. Biraz daha açık söylese. Biri vardı çoktan. Biri vardı çoktan. Ben hiç sevmiyorum bu tarzı. Camımın damlasından duruyormuş orada sanki bir düşmancasına. Sevemez misin? Aşkı bağlayamaz mı? Akıp gidiyor okuman. Nameler var, okuma stilim var, bir sıkıntı yok. Tıkır tıkır, sadece ağzın kapalı. Tabii çalarken mimiklerini falan görmüyorum. Ne yapıyorsun, kafan önde mi? İnsanlara bakıyor musun? Kanadım kırıldı bak yavrum olaya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan dağılmaya. İşte o kapalı ağız
ve gitar çalarken sürekli öne eğilme, sen de bu sesi çıkartamamana sebep oldu. Bak nasıl boğuldu. Görüyor musun? Yanıyor içimdeki dumanlı, seni istersen sen çok kötü alışkanlıklar bunlar. Bunları değiştirmen lazım. Daha geniş, rahat, açık ağızla. Sen istersen. Hep açık alıştır. Bu böyle boğazına sıkışır sesler. Ki güzel şarkı söylerken bunları yaşıyorsun. Evet, bu şekilde okuyor gibisin. Boğaz önde. Açık, rahat, geniş. Buraları sıkıştırmayın kendinizi. Hep ığdarda bak, görüyor musun nasıl? Çünkü boynun böyle. Ve boğazında ses. Tükendim çok. Bu dişleri sıkma. İşte bu kim biliyor musunuz? Bu Hak'tan. Böyle okuyor işte. Kapalı okuyor. Kapalı okuyor ya da bu çift sesler sanki böyle çıkıyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu stil doğru değil. Bunu kulağınızdan atın. Açık ağızla şarkı söyleyin. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Ki güzel şarkı söylüyorsun. Bak çok şarkı söylerken sıkıntı yaşıyorsun. Sürekli boğazına kaçıyor sesler. Açık, rahat, geniş. Sesleri vermekten çekinmeyin. Bağırın demiyorum ama ağzınızı açın. Çok kapalı. Boynunuzu öne kıvırmayın. Aşağı kıvırmayın. Rahat olun. Bakın oturuş pozisyonunuz, şarkı söyleme şekliniz böyle olsun. Ra 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 ra. Tamam. O zaman bunlar geçer. Benim fikrimi bırak. Evet. Radyo Güneyli benden bir ses testi izlemiş. YouTube'a yazmıştı ama buraya atmış. Hocam bu şarkıma bir yorum yapar mısınız? Eksiklerim nedir onu gidereyim. Hadi bakalım yapalım. Oh. Hafif entonasyonlar var. Sanki sesi çeker gibi okuyorsunuz. Bu klasik sanat müzikçi okuyuşu. Ya, yanlış mı ama? Dillerde. Sesi sizce çekmeyeyim. Dillerde. Sesin bulunması gereken yer. Ön bölge. Sanki böyle şarkılar. Sesi hep içinize çeker gibi davranıyorsunuz. Böyle şarkı söylemeyin. Bu çok klasik Türk müziği okuyucusu standardıdır ve yanlış. Hiçbir şan tekniğinde böyle bir şey yok. Bu Türk müziğinin geleneğinde de yok. Bu sonradan uydurulmuş şarkı söyleyememe biçimi. Türk müziği naiftir tamam ama bu naiflik değil gibi okuyamama. Sizin babınızı da demiyorum, genel olarak Türk müzikçilerin okuma stilinden bahsediyorum. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, dillerde name... Bu şekilde değil, öne vererek, tamam? Entonasyonunuz kötü değil, hafif hafif kayıyor ama bu dediğime ne olur dikkat edin. Bunu değiştirmeniz lazım. Dillerde name adın. Sesi ön duvarınıza yerleştirmekten çekinmeyin. Yoksa arkada kalır bu şekilde. Şarkılar burada. Seni söylüyor. Dil aşk gibi sevda. Sanki böyle bu şekilde konuşuyor gibisiniz. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz aşk gibi. Lütfen çekmeyin, sesi öne verin. Tek eksiğiniz bu. Gayet güzel şarkı söylüyorsunuz çünkü. Deniz 12'nin şöyle bir sorusu var. Merhaba, ben 17 yaşındayım. Gitar çalıyorum. Yaklaşık 5 yıl eğitim aldım. Bir süre sonra tekrar başladım. Ve bu konuda kendimi ciddi anlamda geliştirmek istiyorum. Ancak sesim güzel değil. Hiç kullanmıyorum. Daha doğrusu bazen ince, bazen kalın çıkıyor. Hangisi kendi sesim bilemiyorum. Sıla Gençoğlu gibi çıkarken birden Nilpek gibi oluyor. Çok yükseklerde değil gözüm. Gitar çalarken uyumlu, kulağa hoş gelecek bir sesim olsun istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün. Mümkünse bunu tek başıma yapabilir miyim? Yapamazsın. Keşke olabilse. Mutlaka bir eğitimden destek alıp hangi tonlarda şarkı söyleyebildiğini öğrenmen gerekiyor. Sevgili Deniz. Bunu öğrenmen lazım. Yani hangi ton sana uygun, hangi ton uymuyor öğrenmen lazım. Bütün sorunun bu çünkü. Gitarda nereden çalacağını bilmiyorsun şarkı. Bakalım Gözde ne sormuş bana.
Merhaba hocam, öncelikle iyi geceler. Ben Güzel Sanatlar Lise 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitede Türk Müziği Ses Eğitimi bölümüne girmek istiyorum. Harika. Hocalarımın kulağımda çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ve de bülbül bir sesi gibi sesim var diyorlar. İşte bu. Aslında batıya daha çok yatkın bir sesim var ama doğuştan bir Türk müziği aşkı var içimde. Ondan vazgeçemiyorum. Babamdan kaynaklı herhalde, ona çekmişim. O da çok sevilen bir bestecidir. Biraz genlerden geliyor. Tamam. Benim ideallerim kendi bestelerimi, sevdiğim şarkıları söylemek, duygularımı yansıtmak insanlara. Şarkı söylemeyi, müzik yapmayı sevdirmek, hissetmek. Ama bunun için güzel şarkı söylemeyi öğrenmek istiyorum. Doğru bir şekilde yorumlamak, hissettirmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki her şey ses rengi ve tekniğiyle bitmiyor. Kesinlikle. Benim çok dinlediğim, hayran olduğum sanatçılar var. Örneğin Sertab Erener, Nilüfer Sezen Aksu. Ama ben artık kendi kimliğimi bulmak istiyorum. Kendi tonumla ses kişiliğini ilerlemek, tanınmak istiyorum. Biliyorum daha küçüğüm ama yaşım 16. Bana tavsiyeleriniz, fikirleriniz nedir? Sevgili Gözde, harikasın. Harika gidiyorsun. Ne kadar olgun cümleler kurmuşsun. Ne kadar olgun şeyler anlatmışsın. Bayıldım senin bu anlattıklarına. Gerçekten işte böyle olur bu iş. Müzik sadece kendini yapmak için değil, insanlarla paylaşıp keyif almak içindir. İnsanları mutlu etmek içindir de. Doğumdan ölüme kadar, güzel günde, kötü günde müzik her zaman terapidir, her zaman ilaçtır. Bu hayatın gerçeği ve böyle büyümen şahane. Ne olur çalışmaya devam et, seni aramızda görmek istiyoruz. Hemen bakalım. Hocam bir türlü sesimi sevmiyorum. Ayrıyetten name yapamıyorum. Türkçe şarkı dinlemeye yeni başlamamdan olabilir mi diyor. 2 senedir yapıyormuş. Yaşım 17. Türküleri çok seviyorum ama söylerken kulağıma hoş gelmiyor. Ne yapmalı? İsim gizli kalırsa çok sevinirim hocam demiş. Şimdiden çok teşekkürler. Dekorasyon sorunlu. Şeyi kaybetmeye başladın sevgili Merve. Yani bu şekilde sesin geliştirilebilir bak. Ama çalışmak gerekiyor. Bir eğitmenle çalışman gerekiyor. Bunları öğrenmen gerekiyor. Kaybediyorsun. Ton içinde dağılıyorsun. Gitar zaten yanlış geliyor. Akorlar sana tam böyle seni desteklemediği için onlar da seni biraz yanıltıyor. Ama daha çok başlangıçtasın. Çok amatörsün. Hevesini kırmak istemiyorum. Çalışmaya ne olur devam et. Çünkü sesin kötü değil. Ama ton içinde kalamadığını söyleyebilirim şu anda. Bir parça daha göndermiş. Küçük kayıplar var. Merve, entonasyon kayıyor, notalarda sıkıntıların var, müzik kulağın yok değil, var ama bu parçaların iyi solfejlerini öğrenmen lazım. Gitarla doğru dürüst melodilerini çalıp eşlik etmen önce lazım. Bu şekilde hata yapıyorsun çünkü okurken. Mesut Bağdagül'ün şöyle bir sorusu var. Günaydın hocam, ben sesimi geliştirmek istiyorum ama bu konuda ailemden herhangi bir destek alamıyorum. Kendi kendimi nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim? Lütfen yardımcı olur musunuz? Mesut, kendi kendini geliştirmek için bir enstrüman çalsan ne güzel olur. Mutlaka bir enstrüman çalmanı tavsiye ediyorum sana. Onun haricinde korolara katılabilirsin. Birçok koro var ve ücretsiz bu korolar. Bir tanesine katıl, sesini bir dene. Bence buradan başlayabilirsin yola. Kılıç Katana, Emre abi lütfen müsait zamanda 2 dakika ayırıp yorumunu iletir misin sizin sesin ağzında, sesim hakkında demiş. Hadi bakalım, kontrol edelim. Merhaba Emre abi. Bu benim günlük konuşma sesim. Bir de kalın sesim var, o da şöyle. Merhaba Emre abi. İşte bu. Gerçekten çok geniş bir renk, süper. Orijinal. İnanılmaz. Yani yaşın kaç? Şöyle bir bakalım yaşınla ilgili olarak. 17 yaş. İnanılmaz bir ses genişliği duyuyorum. Yani müthiş. Bu duyduğum şey... Bu kadar tiz bir kafa sesiyle konuşup aşağı inebiliyorsan müthiş bir ses genişliğin var. Orijinal bir renk kılıç. Gerçekten orijinal. Süper. Daniel Shortman'ın şöyle bir benden istediği şey var. Merhaba, ben şarkı söylemeyi çok seviyorum.
çocukluğumdan beri hayalim şarkıcı olmak ama müzisyen okul bitiremedim, müzik okulu bitirememiş ve sesim güzel mi değil mi bilmiyorum ama bazen söylediğim zaman akrabalarım sesimin çok güzel olduğunu söylüyor. Bana bir kayıt göndermiş, yorumlamamı istemiş. Hadi bir bakalım. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Bu daha henüz çok başlangıçtasın. O kadar belli ki. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi. Sesler biraz kayıyor. Kıymetimi. Oo, buralarda iyice kaydı. Bana olan sevgimi görmedin göreceğin yok. Yalancı dostlar. Birkaç kayıt daha var, onlara da bak. Adını dağlara yazdım yarim, bunu canlara kazdım. Kışın masal dinlemek. Biraz eğitim şart. Sevgili deniyor yani şart. Sesler kayıyor, entonasyon kayıyor. Sesin fena değil gibi ama hakim değilsin, hakim değilsin. Seslerin çok kayıyor. Benden şarkıcı olur mu demişsin? Çok başlangıçtasın. Çok uzun seneler çalışman lazım. Erencan Karadağ şöyle bir soru sormuş. Merhaba abi, konservatuara hazırlanıyorum. En büyük sıkıntım ritim. Ve bazen nağları verirken sesim titriyor. Türkü okurken sesim titriyor. Ne yapmam lazım? Yapabileceğin tek şey sesini titretmemek. Elinden gelen bu. Düz tutmak için her şeyi yapacaksın. Başka çaren yok. Bu kadar. Başka hiçbir de eğitimi yok bunun. Düz ses vereceksin. Başka bir soru Serkan Abbasoğlu. Merhaba hocam. 7 yıldır gitar çalıyorum. Ve bununla beraber şarkı söylüyorum. 2-3 sene önce kısa sürede olsa bir şan geçmişim oldu. Diyafram, tiz seslerde, nazal bölgenin kullanımı gibi konularda tecrübem var diyebilirim. Bariton sese sahibim. Size bir ses kaydı gönderiyorum. Sağlıcak takılın. Bir ses analizi. Hadi bakalım. Arada bir hatırımı sormadın, iki güzel cümle kurmadın, üzüldüm gönlümü almadın. Almadın. Bunlar biraz sahte. Daha net olmasın. Üzüldüm. Bir de çok pes gelmiş sana bu ton. Sevgili Serkan, çok kalın bu ton sana. İnsan yerine koymadın. Birkaç ton yukarıda okusana bunu. Gözünde sözünde bildim, gözünde derim sersefil. Sen benim aşkımın önünde eğil. Çok çok kalın bir ton. Bir iki ton çık, bir iki ton dışarı yukarı. Gözün aydın ve nihayet ha? Söndü içim. Bak bu tonları ne kadar parıl parıl. Niye o aşağıdaki kokalı kalın tonlar hiçbir şey ifade etmiyor? Kendini gösteremiyorsun. Bu başka biri, bu başka biri. Bu kadar siyahla beyaz fark olmaz. Lütfen iki ton yukarı. Yukarı. Hadi bakalım. Önündeki yangınlar yüzüme bak. Yüzün varsa harika. Konuş hadi utanmadan. Çok güzel, bunlar doğru. Bravo. Hayrandım. Serkan, şu gereksiz nameleri. Sevmiyorum, sevemiyorum. Güzel değil bunlar ya. Düzgün bir melodi bul şuna. Bu nedir bu keriz yapma tutkusu? Bilmiyorum, benim hoşuma gitmiyor. Sen de, senin gırtlağına da yakışmıyor bu nameler. Hayrandım falan filan. Uğraşıyorsun, kendi kendini yıpratıyorsun. Dünyamdı. Gitti. O tizlerde pırıl pırıl olan ses yerine şu an tanımadığımız başka biri geldi. Bu sen, iki tane sen var bu şarkıda. Bir çok güzel bir rengi olan biri, bir de çok sıradan, çok amatör biri var. Kurduğun son güzel yalandı. Name üstüne name, name üstüne name. Gonca güldüm kuruttun, hayatımdan soğuttun. Artık benim için ağır ceza, suçsuz. Benim fikirlerim bu. Ben bu namelerini beğenmedim. Namelerini düzelt, daha iyi yap demiyorum. Ben bu nameleri beğenmedim. Bu sen değilsin, iki tane sen var şarkında. Ya onu ya onu seç.
Uğur Öney'in şöyle bir sorusu var. Hocam öncelikle videolar çekerek bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben biri şarkı söylerken back vocal olarak söylediğimde veya çalan şarkıya eşlik ettiğimde tondan hiç çıkmadan söyleyebiliyorum. Hatta söyleyen kişiler de çok beğeniyorlar. Midi klavyem var. Piyano, VST açıp her notayı yakalıyorum. Akorlardaki sesleri tek tek ayırabiliyorum ama sesim çok güçsüz. Solo söylediğimde sesim bir kargadan daha kötü. Bunu da bir videoda cevaplarsanız çok memnun olurum diyorum. Demiş. Şimdi bir, Uğur. Şu artık birilerine yanaşarak şarkı söylemeyi bırak artık. Bu yanlış bir şey. Zaten tamam destekli. Biri söylerken sen de gaza geliyorsun. Aa güzel söylüyor çocuk. Oy çekildi mi tek başınasın. Ne yapacaksın? Sıfırdan. Güzel bir şan eğitmenini bulacaksın. Ve tek tek seslerini kuvvetlendirme çalışması yapacaksın. Bir kendine güveni kazan, bir ortaya çık. Bir kendi sesini duy, bir alış. Hep birilerinin yanaşında söylersen böyle vokal gibi kalırsın. Başka çaren yok. Ortaya çıkar kendini. Bu aylık bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlar. Bana yeniden sorularını sormaya devam edebilirsiniz. Bunun dışında lütfen yazılı olan cep telefonu numarasından bizim iş numaramız. Lütfen WhatsApp'tan sorularınızı sormayın. Lütfen WhatsApp'tan ulaşmayın. Bir şey sormak istiyorsanız buradan YouTube'dan bana yazabilirsiniz. İstediğiniz linki paylaşabilirsiniz. Lütfen özelden yazmayın. Hiçbir şekilde cevap vermiyoruz çünkü. Bunun haricinde derslerle ilgili olarak ders almak istiyorsanız tabii ki arayabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama lütfen ve lütfen mesaj yazmayın. Bay bay.